Buyurun. Bence de o suya içelim. Olur. Bizim işleri ihmal etmeyin bakın. Kompası unutmayın. Demek kavuştunuz kız arkadaşımla. Evet. Ne güzel, ne güzel. İnsan hayret ediyor ya bu devirde böyle aşk. Evet. Esasen biz hiç ayrı kalmadık. Yani biraz fantastik gelecek size ama... biz birbirimizi görmeden mesela duyabiliyoruz. İnanabiliyor musunuz? Çok doğru. Yani o yüzden bizi kimse kolay kolay ayıramaz. İçelim o zaman. Ben o zaman size soğuk su da getireyim. Geçmez falan takılmasın. Kapı, kapı da çaldı, ona da bakayım. Çıktım benim teyze. Ne teyzesi canım? Ben nereden sizin teyzeniz oluyormuş? Teyze derken yani yaşınıza hürmeten. Neyse canım. Herhalde sen buranın çalışanısın. Uğraşamayacağım seninle. Al şunları az ama düzgün. Bir dakika, bir dakika. Bu şekilde içeri giremezsiniz. Ben size eve alamam. Kusura bakmayın. Sen kim oluyorsun da benden hesap soruyorsun? Sorarım. Ben de bu evin sahibi sayılırım. Bir dakika ya. Yeterim ha. Al montunu. Al çantanı. Buraya kim davet ettiyse o alsın içeri. Sanem ne cem giriyorsun? Ne oldu kim? Can. Anne. Anne mi? Şaka mı? Bir hoş geldin yok mu anne? Senin ne işin var burada? Ben gerçekten ama siz de hiç... Yani hala asmadın şunları. Bir de laf yetiştiriyorsun. Git as şunları. Can, çok kötü bir personelim var. Sanem benim personelim değil anne. Sanem benim kız arkadaşım. Oo. O zaman bu daha büyük bir felaket. Yani biraz kötü bir tanışmamız oldu da. Evet. Sen Emre'yi görmeye geldin herhalde. Yok. Seni merak ettim. Benim merak edilecek bir tarafım yok. Şu ana kadar da gayet iyiydim. Sanem çıkıyoruz gel. Dur ceketini vereyim. Ah. Sen Emre. Annem. Of canım oğlum şu. Ne güzel bir sürpriz bu. Çok özlemiş. Ben de. Hadi gel. Nasıl geçti yolculuğun? Çok iyi. Ne kadar iyi oldu. İman. Neyi kutluyoruz? Ya biz bir kampanya aldık da kozmetik firmasının. Redmond'un. Bravo, tebrikler. İyi vallahi. Sen hani gördünüz mü? Hayır, görmedik. Gördün mü? DJ, DJ. Evet. Evet, dans etsene de. Niye dans etmiyorsunuz? Dans edin! O kadar güzel parça çalıyorum burada! Sen yaptın burada, sen! Dans edin! Anneciğim, bir şey içer misin? Dans edin! Bir şey içiyor musun? Dans etsene de! Sen yaptın! Canicim! Dans edin! Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Yuma Hanım geldi. Ters ters bakıyor. Bakar, bangır bangır bağırıyorsun. Zamandır da aklımda. Zaten sinirliydim. Tam o gelince patladım. Ne yapacağız? Hadi gidip tanışacağız. Sakin ol. Tamam. 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 Seni mi gördünüz mü? Ya abim, annem gelince birazcık gerildi de gittiler. Aa, anneniz mi? Anne, seninle ileride tanıştırayım. Hı hı. Merhaba efendim. Çok memnun oldum. Leyla benim asistanım. Aa. Asistanım. Memnun oldum.
Anneciğim Deren, ajansımızın kredi direktörü, aynı zamanda takımımızın beyni. Çok memnun oldum. Ben de canım. Hakkında çok güzel şeyler duydum. Ya. Merhaba, ben Ceyda. Aa Ceyda, memnun oldum. Anneciğim Ceyda, hem dostumuz hem en kıymetli müşterimiz. Kompas Sport'un CEO'su. Gerçekten. Evet. Çok memnun oldum. Emre ve Can gibi iki yakışıklı ve zeki adama da sizin kadar genç ve güzel bir anne yakışırdı. Ya, değil mi? Ne kadar zarifsin Ceyda'cığım ya. Siz de öyle. Can nereye kayboldu? Can annesine hiç dayanamaz. Ah! Bana bir hoş geldin hediyesi almaya çıkmıştır. Anneciğim CC, şirketimizin en güzide karakterlerinden biri. Merhaba Hülya Hanım. Hüma! Yanındaki de güzeller güzeli Gülizimiz. Merhaba. Ya bu çalışma faslını sonra ertelesek. Bak çok yorgunum, yoldan geldim biliyor musun? Tamam haklısın. Çok haklısınız. Biz de zaten yavaş yavaş partiyi sonlandıralım. Sizin ailece konuşacaklarınız vardır. Sen ne kadar incesin Berenciğim. Seninle enerjilerimiz tuttu galiba. Değil mi? Siz de hissettiniz değil mi? Çünkü aynı frekanstayız. Ben hissettim başından beri. Evet, arkadaşlar hadi yavaş yavaş partiyi bitiriyoruz. Hadi. İyi akşamlar. Sen biraz daha kalırsın değil mi? Sohbet ederiz. Seve seve. Cecik, Hülya atıyorsun ya. Hülya dedim. Evet, Hülya atıyorsun. Çağrışım yaptı bir yerden. Hem iki kere pot kırdım. Kesin kapının önüne koyar beni bu kadar. Artık o ya. Daha iyi misin canım? İyiyim, daha iyi. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Bilmem, daha iyi önemi etsek. İnsanlıktan uzak kalmaya ihtiyacım var şu an. Can yavaş, çok hızlı gidiyorsun. Ha, kaptırmışım biraz kendimi, pardon, özür dilerim. Benim kullanmamı ister misin peki? Yo, yavaşladım şu an işte. Endişelendiriyorsun beni. Tamam sarım, yavaşladım işte. Ben seni eve bırakayım, ister misin? Yani eve bırakayım. Yo, hayır. Ben senin olacağım. Yani nereye gidiyorsan ben geleceğim. Demek Kompas Sports'u baban sana emanet etti, ha? Aynen öyle Hüma Hanım. Geçen yıl annemi kaybettik. Süper! Çok şaşırdım ya, süper üzüldüm ben. Başın sağ olsun. Işıklar içinde uyusun. Teşekkürler. Baban da tabii çok üzülmüştür. Toparlayabildim ki. Yani aslında o çabuk toparlandı. Şimdi genç eşiyle dünyayı geziyorlar. Evlendi demek. Evet. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Ceylacığım. Teşekkür ederim. Babanı çok eski tanırım. Titiz bir iş adamıydı. Yani öyle kimseye de kolay kolay yetki vermezdi yani. Evet, titizdir babam. Aslında Can'la hikayeniz ne kadar benziyor. Değil mi Emre? Hı? Evet. Ceyda'yla ilk tanışımızı söylemişim zaten. Zaten biz de o yüzden o kadar iyi arkadaş olduk. Çabuk kaynaştık. Süper. Benim de ilk defa Can'la ortak bir arkadaşım olacak. Öyle gördüm. Can gibi zeki ve yetenekli biriyle çalışmak benim için büyük şans. Hüma Hanım, ben izninizi istesem kabalık mı etmiş olurum? Yeniden görüşme sözü verirsen olmaz. Tabii ki memnuniyetle. Ben numaranı Emre'den alırım o zaman. Süper, tamam, anlaştık. Hoşça kal tatlım. Görüşürüz. Ben seni geçireyim. Çok rincesin. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Klas. Klas. İşte şimdi hoş buldum.
Ama hiç dinlemiyorsun ki beni. Yani ben annenle iyi bir başlangıç yapmadım diyorum sana. Ne fark eder sanırım? Yani iyi bir başlangıç yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Ne fark eder yani? Ne olur? Anlatabiliyor muyum? Benim için bir şey ifade etmiyor, bir anlamı yok yani. Ayrıca alt üstü kapıda karşılaştın ya, bakma istersen. Hayır, hayır, ilk karşılaşmamız kapıda olmadı. Mahallede karşılaşınca nasıl tartıştığımı bilmiyorsun sen. Mahallede karşılaştık derken? Bakalım orada işte. Ya bizim Boncuk var. Kedi onun mama kabına tekme attı. Ben de görünce çok sinirlendim. Orada tartıştık ama böyle bir tesadüf olması mümkün değil. Bir saniye ya, bakkallı kediydi falandı filanı, mahalleye mi geldi annem? Evet, bizim mahalleye. Bizim mahallede arabası bozulmuş. Hatta bizim bakkalın orada beklemiş bir süre. Bak sen şu Allah'ın işine, tesadüfe bak. Ben de onu diyorum işte. Nasıl böyle bir tesadüf olabilir? Hatta bakkalın orada annemle de biraz tartışmışlar. Ne zaman oluyor bu? Sen beni eve bıraktıktan sonra, mahalleye bıraktıktan sonra. Ondan sonra işte ben gördüm. Ya o tekmelediğini görünce çok sinirlendi. Ben hayvanlar konusunda çok hassasım. Sen bilmiyorsun tabii. Sen iyi yapmışsın, çok iyi yapmışsın. Nasıl iyi yapmışım Can? Böyle bir tesadüf olabilir mi? Niye benim başıma geldi böyle bir tesadüf? Olamaz zaten. Olmamıştır. Yani tesadüf değildir o. Nasıl yani? Keşfe çıkmış annem yani. Çok belli. Anlatabiliyor muyum? Keşfe mi çıkmış? Ne keşfi? Seni, aileni işte, o gazeteyi okumuş, haberleri almış. Çok belli. Yani o keşfe çıkmış. Ha, çok sevdiği biricik oğlunun hayatında nasıl bir kadın var, nasıl biri var, onu öğrenmeye gitmiş o. Öğrendi. Kim bilir benim aklıma neler düşünüyor şu anda. Öğrendi. Bravo bana. Ne düşünürse düşünsün Sanem, ne fark eder ya? Bir anlamı yok. Benim umurumda değil ki yani onun ne düşündüğü. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca yani o benim hayatımda bir yorum yapma hakkına sahip değil. Can, o senin annen sonuçta. Annemdi. Değil mi? Beni bırakıp gidene kadar. Hiçbir şey şu an benim için. O sadece Emre'nin annesi. Ama yine de... Sanem, asıl mesele ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Asıl mesele yani Hüma Hanım bunca yıl sonra neden deliğinden çıkıp da geldi yani. Tabiliyor muyum? Asıl mesele o. Ben asıl onu merak ediyorum. Saçını kestirmesi lazım. Modeli değişecek. De böyle kıyafetlerine küçük dokunuşlarla tamamdır. Abime söylemeyi de ne istersen. Anneler istediklerini söylemez, yaptırır. Bilmez miyim? Sen niye geldin? Ansızın. Oğullarımın hayatlarını gazetelerden öğrenecek değilim herhalde, değil mi? Belli ki yine yanlış üstüne yanlış yapıyorsunuz. Her gün yeni bir skandal, yeni bir skandal. Yoksa sen de mi benim gelişimden memnun değilsin? Hayır anneciğim, olur mu öyle şey? Ya sadece baştan arasaydın da ben de abimi hazırlasaydım. Boş ver. Abim böyle bir duruma hiçbir zaman hazır olmaz. Benden nefret ettiğini zannediyor. Ama tam zamanında gelmiş. Nasıl yani? Baksana Can'a. Gerçekten o kızla birlikteler. Neydi adı onun, Sema mı? Sanem anneciğim. Sanem. Birbirlerine aşıklar ve seviyorlar, evet birlikteler. Yok artık. Ay, inanılır gibi değil. Yani babanın da avam zevkleri vardı. Demek o bulaştırdı çocuğa. Ya karşısında Ceyda gibi bir seçenek var. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ceyda'nın da abinle ilgisi var. Evet ama abim pek umurunda değil. İyi madem. Anneler ne içindir? Ne için? Çocuklarına doğru yolu göstermek için. Ama bence bu işe karışma sen derim. Ben ne yapacağımı bilirim. Sen de bana karışma. Tamam peki. Anlat bakalım. Cici babamız Erol Bey nasıllar? Boşandık. Niye? Erkeklerden yana yüzüm gülmedi diyelim. Oğullarım hariç. Aynen. Gel. Konuşmak ister misin? İstemiyorum. Tamam. Üzülüyorum çünkü. Tamam tamam ama anlatmak istersen ben buradayım, tamam mı? Sen anlat. Ailenle nasıl? Nasıl gidiyor? İyi gitmiyor anne, ayrıldık. Niye? Öyle olması gerekiyordu, anlaşamadık. Olur. Anneciğim neyse, babaların nerede senin?
Ben bavulları öyle oteli bıraktım. Hemen koştum buraya oğlumu bir an önce göreyim diye. Boncuğumu. Ha, ben şoförü yolladım. Sen beni otele bırakırsın değil mi? Ben gitmeden abin gelmez bu eve. Ara ona da haber ver. Nasıl tanıyorsun abimi? Anneyim. O beyefendi her ne kadar kabul etmek istemese de. Hadi. İyi de ama hep böyle olmaz ha. Yani otelde mi kalacaksın? Şimdilik böyle iyi. Hadi. Tamam peki. Can, böyle hemen kestirip atma ne olur. Belki de annen çok değişmiştir. Çok pişmandır. Olamaz mı? Olamaz Sanem. Yani sen annemi tanımıyorsun. Annem buralardaysa derdin bin bir türlüsü kapıdadır. Ama en azından onu bir dinlesen. Belki de kendini affettirmeye çalışacaktır. Nasıl hayal ediyorsun mesela? Nasıl olacak sence? Yani o böyle bana acıklı bir hikaye anlatacak. Ben ona inanacağım. Ondan sonra onu affedeceğim. Bu mudur yani? Öyle mi olacak? Ama sen anneni dinlemeden bilemezsin ki bunu. Can, anne sevgisi başka bir şey. Yani her insanın anne şefkatine ihtiyacı vardır. Benim anne şefkatine falan ihtiyacım yok sana. Benim ihtiyacım olan her şey sende var. İhtiyacım olan tek şey sensin. Benim için de öyle. Pardon. Ablam mesaj atmış. Ay, saat bayağı geç olmuş. Bir zamanın senin yanımız geçti anlamıyorum bile ben. Gitme baktı geldi diyorsun yani. Kim o? Ceyda mı o? Ceyda mı? Ceyda mı mesaj atmış? Çünkü öptün ya sen, planı o hissetmiş olabilir. Ceyda mı o? Emre, Sanem Emre. Yani hanımefendi otele geçmiş de onun bilgisini veriyor, haber ediyor yani. İyi o zaman ufak ufak. Kalkalım, ne yapalım? Montunu falan. Tamam, hazırlanayım. Sen demek kadını sevmedin ha? Yani sevmemek gibi değil de biraz soğuk biri gibi geldi bana anne. Kibirli gibi. Hah geldi. Ha, baban mı? Ha baban çocuğum evet tövbe tövbe. Ben geldim. Ay Sanem tabii ki de kim olacak ki başka? Aa anne hayırdır beni kapılarda mı karşılıyorsun artık? Kız bugün Can'ın annesi gelmiş anlat bakayım neler oldu. Süper hız. Hemen yetiştirdin değil mi? Allah Allah ben yabancı mıyım ne demek yetiştirmek? Gizli bir bilgi mi bu? Hayır gizli bilgi değil de yani şey gibi bir şey. Gizemli diyelim. Yani kadın bomba gibi düştü. Kadın gelince Can direkt gitmiş değil mi? Biz çıktık. Bak Leyla da sevmemiş kadını. Yok ya sevmemek gibi değil de. Ama sevmemişsin işte bayağı sevmemişsin. Hadi sene. Tamam. Kadın kim biliyor musunuz? Can'ın annesi. Yani tamam öyle de hani mahallede bir kadına kavga ettik biz kedi sevmeyen. Onun gibi mi? Aynı ona mı benziyor? Hayır onun gibi demiyorum. Onun ta kendisi diyorum. Can'ın annesi o kadın. Ne? Ne? Evet. Yapmam be. Yaptık. Yaptım. Yaptılar. Ne diyorsun sen ya? Allah. Hani şu bahsettiğiniz kadın mı? Ay parasıyla hava atıp atıp da ondan sonra siterille çakalı peşine takan kadın Allah. Çok fena. Ay o Can'ın annesi miymiş? Keşfe geldi bu. Araştırmalara gelmiş biz kimiz sen kimsin nasıl insanlarız diye. Hadi. Can da bana aynısını söyledi. Aklın yolu bir çocuğum. Neyse ne yaptı seni görünce laf soktu değil mi? Ay bak yine sinir oldum bak. Laf sokmak gibi değil de şey şimdi ben kapı çalınca gittim kapıyı açtım. Kadını görünce tabii kadına hala sinirliyim ben boncuğu da bulamadık. Orada bir az münakaşası yani kapıda biraz tartıştık evet. Ne? Ay inanamıyorum Sanem sana. Ama niye olmuş ne var? İyi yapmışım boş ver. Yani sonra Can da kadına anne deyince ben şok geçirdim. Gerçekten şok geçirdim. Sesim de çıkmadı zaten. Yani ama kadına ne laflar kapıda. Oo, dedim ki yani seni buraya kim davet ettiyse gelsin kapıdan alsın seni dedim. Öyle bağırdım. Kadın ceketini veriyor bana falan hani. Al dedim şu eşyaları al çantana da çık git buradan dedim. Çok çok yükseldim. Gereksiz yükseldim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Gitti değil mi? Gitti. Ya seni kandıracak halim yok.
Neden gelmiş peki? Yani sakın ben çağırdım falan deme. Hayır canım, çağırmadım ben. Bana da sürpriz oldu zaten. Peki ona Sanem'le ilgili ne anlattın? Yaşadığım mahalleyi bile biliyor. Ben bir şey anlatmadım. Yani Sanem'le haberlerinizi görünce bana sordu. Ben de doğruladım. Yani anlayacağını ben bir şey anlatmadım. Sanem'in mahalleye gitmiş. Güya tam orada arabası bozulmuş. Tesadüfe bak. Yani ona bu bilgiyi sen vermediysen kim verdi peki? Ha? Senden başka kimle görüşüyor annem? Yani benim aklıma sadece Aylin geliyor. Tabii ya, Aylin. Yani her şeyin altından o çıkmasa olmaz. Oğlum nasıl kurtulacağız bir kadına? Merak etme, ben anneme söylerim samimi olmaması gerektiğini. Yani hem zaten ayrıldığımızı da söyledim. Sakın, sakın onu tanımıyormuşsun gibi konuşma ya. Sen ona bu bilgiyi verdiğin anda, ona bunu söylediğin anda gider daha da fazla samimi olur. Yani her şeyi daha da fazla sorgular. Anlatabiliyor muyum? Haklısın. Yani neden birdenbire geldi? Asıl ben oradayım ya. Planı ne? Ya ben plan olduğunu düşünmüyorum. Gözaltında olduğunu öğrenince arada paniklemiş. Ben sakinleşmeye çalıştım ama yetmemiş demek ki. Yetmez. Yetmez. Yeter mi hiç ona? Hiçbir şey yetmez. Her şey onun istediği gibi olacak. Neyse zaten o çok duramaz. Dayanamaz yani. Kocası var malum. Bir güne sıkılır, kaçar gider İsviçre'ye. Yok. Boşanmışlar. Heh. Bak gördün mü? Asıl geliş sebebi belli oldu onun. Yani onun beni görmek istemesi falan bahane. O öyle kendini teselli edecek birilerini arıyor yani. Sıkılınca tekrar kaçar gider. Hayır canım, saçmalama. Seni ne merak ediyor tabii ki de. Ne beni merak ediyor ya? Ne benim ne merak ediyor yani? O beni asıl bırakıp gittiğinde merak edecekti. Doğum günlerinde, basket maçlarında, anneler gününde. Daha sayayım mı? Benim gözlerim onu acaba bu sefer gelecek mi diye ararken merak edecekti o beni. Neyse bu konuyla ilgili daha fazla söyleyecek bir şey yok. Ben yatıyorum. O uğraşır senden bak. Heh, gene yazıyorum şuraya lan. Uğraşır o senden. Anne, ne yapayım ben? Özür falan mı dileyim? Niye özür dileyeceksin çocuğum? Sen kötü bir şey yapmadın ki. Yapmadım. Yani. Hem bence annem dediği gibi. Bu mahalleye geldiğinde seni tanıyordum. Yani evde beni çalışan olarak sanması numara. Yani. Eğer öyleyse var ya ben ne yaparım biliyor musun? Anneciğim ama bir sakin ol ama ya. Allah Allah. Bunca yıldır sen hiç çocuğunu arama sorma. Sonra pat diye ortaya çık. Neden? Can senle ciddi ya, kıymete bindi tabii çocuk. Yemezler yedirirler. Aman çocuğum kendini ezdirme. Altta kalma sakın ha. Anneciğim hiç yardımcı olmuyorsun ama bana şu anda. Evet anne ya, sanayım böyle gaza getirmeyelim ama. Ablacığım o sonuçta Can'ın annesi. Senin bir şekilde onunla geçinmenin bir yolunu bulman lazım. Ya tamam Can onu annesi olarak görmese de sonuçta annesi seviyor onu. Ben hissettim bunu. Ya bak. Yani çocuğum. Sonuçta et tırnaktan ayrılmaz değil mi? Anaoğullar yani ne yapacağım? Biz de kötüyle kötü olmayacağız. Böyle edepsizle edepsiz olmayacağız. Bize yakışmaz. Boş ver be çocuğum. Seni sevmeyen yamulsun Allah aşkına. Seni tanıdıkça sevecek o. Sen yüreğini ferah tutuyor yavrum. Vallahi. Aynen öyle. Yok yok. Ne? O şimdi taşlar yerine oturuyor. Şimdi annemle de konuştuk ya. Mahalleye gelmesi tesadüf değil. Sen beni uyandırdın anne şu anda. Yok yok. Hiçbir şey tesadüf değil. Bilerek yaptı kadın. Ama öyle düşünme. Ben hayır hayır anladım. Öyle düşünme sen. Hayır hayır. Daha istemeye gelmediler. Bir çocuğum olur mu? Yani. Seni düşünmeyin. Can seni ezdirir mi? Dur daha istemeye gelmediler. Hayır hayır. Yani tam zararla otur anne. Hayır hayır. Anneciğim ben sana şu anda hak veriyorum ama. Hayır bir tanesi. Ben de şu anda şüphelendim ama. Bak sen gece bak daha istemeye gelmemişler. Niye hemen ben gece Güliz, elin çok ağır. Tamam. Ay. De. Ay beceremiyorum. Ha, ne yapıyorsun? Buraları sen sileceksin. Ha, ben sileceğim, tamam. Aylin geliyor. Aylin. Aylin değil. Mürvan geliyor. Kesin. Kesin birilerini kovacak. Kesin. En zayıf halka ben gibiyim. Beni kovacak. Ne
Günaydın, günaydın, hoş geldin. Günaydınlar. Günaydın Güma Hanım. Hülya Hanım. Güma dedek. Etiyopya. Etiyopya. Etiyopya çok uzak. Kesin şart görevi yollayacak beni, kovuyor. Kovuyor beni. Kahve diyorum, kahve. Çekirdekler Etiyopya'dan mı? Nefis kokuyor. Çekirdekler Etiyopya'dan mı? Bil bakalım Güliz. Evet, evet, Etiyopya. Hüma Hanım doğru biliriz. Harika, harika. Hanım, bunu sizin için hazırlamıştım ben zaten. Çok güzel bir içme vardır. Damakta kekremsi bir tat bırakır. En sevdiğim ofis boyu. Adın neydi senin? CC. Sevmedim. Ofis boy daha iyi. Ofis boy? Evet. Ofis boy, palto. Hüma Hanımcığım günaydın. Günaydın canım. Ama böyle erken teşrif etmişsiniz, sürpriz oldu, çok da güzel oldu. Nereye geçeyim ben? Atım şöyle buyurun, ayakta kaldınız. Kaldım, bana bir şey yaptınız elinde mı? Kahve, elinde kahve, elinde. Nasıl algılarımızı açalım. Ofis boy, yalnız kırışmasın o marka, dikkat et. Gülis sen espri mi yapıyorsun? Paltoyu yediririm sana Gülis, tamam mı? Bunu böyle markada bu, böyle ağzına sokarım bunu. Tamam mı? Böyle midene hafif de gelir, böyle şey ağırlık da yapmaz markaya. O yüzden ağırlık yapmaz, beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme, beni çıldırtma burada. Anladın mı? Ofis kışın... boy. Kahve ver bana. Kahve ver. Tamam, gitti. Bak. Etiyopya ver. Bak, Etiyopya kahve istiyorum. Aklım çıktı, Etiyopya'ya yolluyor sandım. Çocuğum, bir şey yemeden mi gidiyorsun? Anne geç kaldık zaten, yoldan alırız bir şeyler. Ay Sanem, sen böyle uyuyakalmazdın. Ben de sana güvendim ablacığım ya. Ya ne yapayım, uyuyakaldım işte ya. Anlamadım ben de. Aa, hadi yürü. Geç, tamam, yol var. Geç Allah artık işte Allah. Şuna. Aa, Osman. Günaydın. 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 İşe mi? Ya evet, geç kaldık. Sen? Sen de mi işe gidiyorsun? Ha yok, ben dönüyorum. Bu saatte. Gece sahneleri uzun sürdü de biraz. E hadi bırakayım ben sizi işe. Ay yok yok, sen de yorgunsun, biz gideriz. Yok ya, ne yorgunluğu, hadi ama bırakayım ben sizi. Ay yok, kıyamam, baksana gözün ağırlık akıyor ya. Zaten ilk defa geç kaldık, bir kereden bir şey olmaz. Ben... Aa ama Osman. Hadi bakalım eve, sen eve gidiyorsun, dinleniyorsun, tamam mı? Fikrimi değiştiremezsin bir dahaki sefere. Söz. Tamam, o zaman kolay gelsin. Tamam, hadi. Aa Osman, hemen arabaya. Hadi görüşürüz. Kıyamam mı? Ay evet ya, sabaha kadar çalışmış çocuk, yazık. Ay ben ne dedim ya? Kıyamam dedim. Ay ama yazık yani. Çok yazık. Ya yürü sen Emi ya. Yürü yürü, geç kaldım, koş biraz. Hataya zorluyor. Saçmalama, çok tatlı bir kadın bence. Hataya zorluyor, hataya. Hüma Hanım. Hüma Hanım. Ah Aylin'cim canım. Hoş geldiniz. Bir anda görünce tansiyonum düşüyor mu? Tansiyonlar mıymış? Tanışıyorlar mı? İşte şimdi başlıyor macera arkadaşlar. Ne macerası? Hülya Hanım onu alaşağı eder. Nerede alaşaydılar? Baksana can ciğer dost bunlar. Öyle mi? Ya nasıl özlemişim. Bu ne şıklık. Ay yok canım, ne bulursam giydim geldim işte. O çizmelere bayıldım. Onlar özel üretim değil mi? Değil mi ben? Ah tatlım ah. Nasıl da anlıyorsun hemen. Tatlım mı? Aa. Gözlerinde katarak mı var acaba? Ayrına tatlım diyor çünkü. Şişt, dur anlamıyorum dediklerini. Ona kraliçeye yer bulamadılar mı? Ben de şimdi ona organik. Neyse, siz benimle gelin Hüma Hanım, biz Emre'nin odasına geçelim. Ben onu şap. Hüma Hanım'ın kahvesi bitmiş Deren'cim. Tazeler misin? Ah tatlı. İyi ki geldiniz. Şimdi bana sekecek. 3, 2, 1... CC. Evet. CC kahve!
Tamam. Koş! Tamam Deren Hanım, sakin olun. Deren Hanım, ne yapıyorsunuz? Ah, canavar gibi burada. Oha diye bir şey de benziyor. Niye be? Bir süper kahraman mı bu? Ne sesi bu acaba? Nasıl keyifler? Hiç iyi değil Aylin'cim. Hiç. Sanem'le karşılaştınız mı? Rahat bulabildiniz mi tarif ettiğim yeri? Buldum, buldum. Annesini bile buldum. Ama dediğin kadar var. Ay nasıl avamlık o öyle? Yani vasatın altında bir hayat. Belli ki canı fırsat olarak görüyorlar. Servetin peşindeler. Sormayın Hüma Hanımcığım ama canın bundan zerre haberi yok. Hiçbir şeyin farkında değil. Yani işin kötüsü şu anda da Emre'ye kancayı takmak üzereler. Kim? Nasıl? Sanem'in ablası Leyla. Leyla? Asistan olan. Evet. Siz tanıştınız mı? Ah gördüm, gördüm. Lan oğullarım kimlerin elinde oyuncak olmuş böyle? Emre ile sen? Yani Emre ayrıldığınızı söyledi. Evet, sormayın. Yani Emre bana zaten epeydir soğuk davranıyordu. Ya ben ilişkiyi kurtarmak için elimden geleni yaptım inanın. Yani her dediğini alttan aldım. Ama o Leyla aramıza girmek için elinden geleni yaptı. Ben o dönem yani o kadar yalnız kaldım ki. Ya o sırada canımı kurtarayım, şirketimi kurtarayım, Emre'yi mi kurtarayım? Yani ne yapacağımı şaşırdım yani. İki tane servet avcısı yüzünden bütün emeklerimiz heba olacak. Al canım, gel buraya. Ben buradayım artık, merak etme. Hiçbir yere gitmiyorum. Her şey ve herkes gitmesi gereken yere yollanacak. İyi ki geldiniz. Hadi. Yapamayacağım. Yapamayacağım, ne yapacağım? Veremeyeceğim ben. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Telefonum çalıyor da çok önemli olabilir. Tutsana bir şunu. Kim arıyor acaba? Bu çocuk bir tuhaf. İşte ben bırakayım diye ısrar ettim. O da kıyamam sana dedi. Abi biraz fazla mı kaptırdın sen Leyla'ya kendini? Ne demek şimdi o? Ya bak kızma yani üzülme falan diye kendimi tutuyorum ama yani tutamayacağım artık. Ya bu daha iki gün önce Emre'yle birlikte değil miydi o adamla? Ha? Ben bayağı el ele gördüm onları. Biliyorum. Ya biliyorum da geçmişte kaldı onlar. Ama Leyla sonunda zaten Emre'nin gerçek yüzünü gördü. Ben de cesaretimi toplayıp duyguları anlatınca, biraz da zamanı bırakınca zaten onun da boş olmadığını gördüm. Ben güvenmiyorum. Seni bir daha üzerse karşısında beni bulur yani. Ben de onu üzerim bak. Böyle en yakın arkadaşımın ablasıymış, çocukluk arkadaşımızmış mahalleden falan hiçbir şey dinlemem yani. Abi. Sen benim kıymetli misin ya? Ya ben, yani senin üzülmeni istemiyorum. Senden başka kimsem yok ki. Sen de benim kıymetlimsin. Her şey yoluna girecek, bak göreceksin. Ben Leyla'yla evleneceğim. Dükkan nasıl gidiyor? Anlatın bakalım. İyi gidiyor. Ben zaten kol mankeni gibiyim yani. Anıl bana iş bırakmıyor ki. Estağfurullah abla. Ben böyle yumurta falan diziyorum. İşte arada köftelere falan yaşam koçluğu yapıyorum. Nasıl? Senin nasıl gidiyor dizi işleri? Benim güzel gidiyor da bu konuyu sonra anlatsam, biraz uykum var. Olur olur. Sen git dinlen hadi. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Abi. Sana polarlı pijama aldım ha. Onları giy sıcak sıcak. Gel buraya ya. Canım benim ya. Teşekkür ederim. Ne demek abicim. Yani sen olmasan ben ne yapacağım bilmiyorum. Ya şey çarşafı da değiştirdim temizleniz. Güzel güzel yatarsın, dinlenirsin, tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Emre'den yüz bulamayınca abimin peşine takıldı tabii. Buzlar kıl edeceğiz. Evet. Evet. Tropikal bir tadı var. Etiyopya olabilir, Honduras da olabilir. Yani Endonezya da olabilir, bilemedim. Bakmam lazım. Keskin bir tat çünkü.
sanki böyle Himalaya dağlarından... Himalaya. Tek başına diyemiyorum. Himalaya. Hünnap, hünnap. Sinirlendim, sinirlendim. Her neyse, sakin ol. Evet, yorumlayacak olursam... önce biraz tadı keskin, acı ama sonra dilde bir mayhoşluk bırakıyor. Bu da olabilir. Yani... böyle bir baş dönmesi. Gözümü açtım, hala karanlık. Eyvah, tansiyonum düştü. O kadar tadım yaparsan... Cece! Efendim? Ne oluyor, ne yapıyorsun? Bir şey yok, iyiyim. Hülya Hanım'ın gözüne girebilmek için burada tadım yapıyorum. Hüma Cece, bir öğrenemedin şimdi. Neyse mi? Tadım yapıyorum işte. Çünkü herkes kariyerinde yükselirken ben aynı kalıyorum. Ofis boy diyor kadın bana. Olmaz, düşüyorum. Evet, evet. İşte ne yapacaksın? Ayağını denk alacaksın. Sonuçta kadın büyük patron. Allah koru verir kapının önüne de. Sen yalnız olmazsın. Saat kaç? Sanem nerede? Sana ne? Neredeyse nerede? Git söyle. Öğretmenim de Sanem gelmedi de. Böyle kırmızı kurdele taksınlar ağzına. Yıldızlı bez pek iyi versinler. Ne alakası var? Bak ben geldim, sana soru soruyorum değil mi? Ama tamam, bitti. Artık sana soru sormuyorum. Ben ne konuşulmuyor? Ay. Sen gibi konuşmuyorsun. Hadi ablacığım, kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Öptüm, kolay gelsin. Sanem. Efendim. Sanem. Ne? Sanem. Ne? Sanem. Ne var? Dur. Sanem, neredesin sen? Geç kaldım diyorum. Beni soran oldu mu? Soran değil de kovan olacak seni. Ne? Evet. Hülya Hanım burada. Böyle durumlarda bana haber ver. Bana haber ver, idare edeyim. Hülya Hanım burada. Sabahtan beri tak 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 topukluyla beynimizi deldi. Çok gergin, çok gerginlik veriyor. Baskı altında bırakıyor bizi. Hülya Hanım kim ya? Ya benim annesi. Hüma Hanım, Cece. Hüma Hanım. Hüma Hanım, ismi Hüma, Cece. Hüma Hanım. Hüma Hanım desene Cece. Hüma Hanım, diyemiyorum işte. Hüma Hanım. Sus. Hüma Hanım. Böyle işte pek sevişiyorlar. Nasıl ya? Tabii, tabii, tabii. Bakıyor. Bakma, 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 bakma. Medusa o. Medusa mı? Nasıl yani? Mitolojideki karakter, böyle bakınca taş oluyorsun. Ay, böyle saçından yılanlar çıkıyor. Ay, yapma onu. Evet, o işte o. Yılanlı Medusa. Tamam, tamam. Geç kaldım, kimse fark etmiyor değil mi? Hmm, hayır. Yapacaktım o zaman. Evet. Dosyalarımız da bu şekilde, dosyalanmış şekilde çalışıyoruz. Evet, evet. Herkes işine saatinde gelsin. Tabii ki, kesinlikle. Öyle olmalı. Disiplin önemli. Oo. Hoş geldin Sanemci. Hoş geldin dediğine göre. Demek geç kaldım ama. Hoş bulduk Deren Hanım. Ufak bir gecikme yaşadım. O yüzden kusura bakmayın, işe gelirken. Çalışıyoruz Sanemciğim. Ne yapıyoruz? Mazeret üretmiyoruz. Çalışıyoruz. Tabii ki. Kesinlikle. İşimizdeyiz. Evet. Kaldım. Belli mi ettim? Ben mi belli ettim? Ne mi idare ediyorsun sen şimdi? Günaydın. Günaydın. Haber? Ooo, tembel patronlar, hoş geldiniz. Ama bak, saat kaç oldu, yeni gidiyorsunuz. Sen hala dönmedin mi ya? Daha fazla kalmayı düşünmüyorsun herhalde. Ben senin annem. Benimle biraz daha saygılı konuşmanı rica edeceğim. Saygı hak edilecek bir şey olduğu için bol şans diliyorum sana. Abicim, sırası değil. Can, gerçekten anlamıyorum. Niye bu kadar büyük tepki veriyorsun? Sebebini bu kadar insanın önünde konuşmak ister misin? Ha? Ha? Ben de öyle tahmin etmiştim. İnat mı ya? İnat. Hadi canım, bir sigara ver.
Kona! Hökü be! Günaydın bakkal amca. Hökü ya. Uyumuyordum ki ben. Ben biraz gözlerimi dinlendiriyordum o kadar. Ha, değil mi? Demin dedemin pancar motoru çalışıyordu. Yok ya. Akşam iyi uyumadım da. Biraz şekerleme yapıyordum ondan yani. Allah Allah, çok şaşırdım. Niye ki? Ne güzel burada yumuşak yumuşak kartonlar, taş gibi çuvallar var. Hayret. Allah Allah, tamam tamam. Niye geldin sen buraya? Sarma yapacağım. Sarma mı? Lahana. Lahana mı? Can'a yapacağım. Bizimki de Can. Aa, sen seversin lokanta yemeklerini. Yapmıyorlar mı lokantada lahana sarması? Böyle lokum gibi etleri dil 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 böyle üstüne böyle biber salçasını da gezdirdim mi? Böyle kalıp gibi de yoğurdu döktüm mü tabağa, koydum mu bir de pul biberi koyacaksın üstüne. Ha yazık. Ev yemeği demek ki. Şimdi burası da dükkan, evde pişer, dükkan pişmez ki. Sen şimdi durup dururken niye Can'a böyle lahana sarması yapıyorsun ki? Çocuk bir sürü badire atlattı yani. Geçmiş olsun da gideceğim ajansa. Ne var? Biz de atlattık. İyi tamam git. Ha bu arada geçen gün gelen kadın var ya. Canın anasıymış biliyor musun? Böyle asok asok. Bitmiş bitmiş konuşmalar yukarıda. Hangi kadın? Ne kadını? Kim o ya? Ne kadını? Ha senin haberin yok. Anlatırsan olacak herhalde Mevkü Bey. Yok benim acelem var. Hadi anlatamam zaten müşterin geldi. Hadi ya Mevkü Bey. Hadi hadi. İki kutu süt, bir kilo da toz şeker. Tabii. Bizimkinin canı gene sütlaç çekti de. Sütlaç mı? Evet. Lahanadan sonra ne güzel olur sıcak sıcak. Yani lahana yok ama sütlaç var. Hoş geldin. Anneme sen söyledin değil mi? Sen Emin nerede yaşadığını. Evet ben söyledim. Ne oldu? Aylin, hisseleri geri aldın diye burada durmana ses çıkarmıyoruz. Ama sabrımızı taşırma. Anneme, Sanem'le ve abimle ilgili tek bir kelime etmeyeceksin bundan sonra. Emreciğim, anlamıyorum ben. Yani sen ne zaman abici oldun bu kadar? Daha düne kadar... Ya ben sana dedim ne kadar pişmanım diye. Sana olan zaafım vardı, sevgim vardı. Şimdi ne sevgim var ne zaafım. Abimi de asla üzmeyeceğim. Bunu kabul etsen iyi olur. Şimdi Leyla'ya olan zaafından dolayı mı böyle davranıyorsun yani? Sen nasıl kabul edersen. Öyle. Ne diyorsun ya? Çay mı getirdin yoksa? Evet. Sevgili çay vakti. Süper, süper. Bayağı iyi geldin. Afiyet olsun. Can. Ne? Niye eğilir şu an? Annem, ne oldu? Annem burada. Buradaysa burada ben ne yapayım zaten? O çok duramayacak. Ben göndereceğim onu. Can. Hı. Bak böyle yapma. Tamam mı? Hemen kestirip atma ne olur. Ya Sanem. Tarihimizin en büyük işini almışız biz burada. Yani Fabri meselesi aileni başımıza sarmasına rağmen kapanmış şimdilik. Ben ne onları ne de Hümanım'ı düşünmek istiyorum şu an. Tamam mı? Yok farz ediyorum ben onları. İşime konsantre olmak istiyorum. Çok rica ediyorum lütfen. Tamam. Şey yapalım. İşe koyulalım. O zaman hemen işimize koyulalım. Koyulalım. Tamam. O zaman şey başlıyorum ben. İşte bakalım. Başlıyorum. Önceden incelediklerimizi yazıyorum. Hedef kitle arasındaki geçirgenliği incelemiştik. Önceki kampanyamız. Bunu incelemiştik. Ama Can Bey, ben sizi davet ediyorum ciddiyete. Lütfen buyurmaz mısınız? Ha biraz ciddiyet, evet. Evet biraz ciddiyet bence de. Yalnız Deren, Red Mod'un önceki kampanyaları ile ilgili brief istemişti. Süper o zaman. Tamam, güzel. Fabri arıyor. Seni niye arıyor ya? Can boş ver.
Bana bak. Seninle işimiz bitmedi mi bizim? Sen niye arıyorsun hala Sanem'i? Senercan. Evet, haklısınız. İlişkimiz bitmiş olabilir ama ben yine de bu yaşanan olaylardan sonra Sanem Hanım'dan bir özür dilemek istemiştim. Sanem'in seninle konuşacak bir şeyi yok. Sevgilimden de şirketimden de uzak dur, anlıyor musun? Senercan, bu tip tehditlerle başa dönmeyelim ha. Çünkü ben eski defterleri kapatmak istiyorum. Kapat o zaman. Hatta kapandı şu an. Can. Sanem. Bu herif bir daha seni ararsa bir tek kelime bile konuşmayacaksın. Direkt bana geleceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam, ben işimin başına döneyim o zaman. Evet Hüma Hanımcığım, sizi muhteşem kreatif ekibimizle tanıştırmak istiyorum. Metin yazarlarımız, visual communication ekibimiz, sosyal medya canavarlarımız ve post prodüksiyon ve bir bu kadar daha sahada bizim için çalışan arkadaşlarımız. Gönül alkış! Gönül alkış! Hep birlikte. Biraz gereksiz bir kalabalık var sanki. Yok. Yok yani inanın ki bir sürü kampanyayla uğraşırken daha fazla elemana ihtiyaç bile duyuyoruz. Bravo! Ay! Bravo! Alkış! Hadi yapma! Yapma canım, yapma! Bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş rahatsız mı acaba? Yani böyle dengesiz hareketlerini görüyorum. Bravo! Bravo! Pıtırcık da seni sevdi. Yok! JJ aslında çok tatlıdır. Yalnız fabrika ayarları biraz farklı ama ben hallediyorum. Hmm. Evet, benden konuşuyorsunuz sanırım. Kusura bakmayın, bu sohbeti böldüm ama... evet, çok tatlıyımdır. Aa! Telefonum çalıyor, pardon. Önemli bir telefon açmam lazım. Alo? Alo, JJ nasılsın? Ne vardı Ayhan Hanım? Ne vardı mı? Ya bu ne ya? Manav ağzı mı bu? Ne vardı? Şey vardı ya, 2 kilo mandalina. Ama bana iyilerinden tartıverdi. Allah Allah ya. Ya sevgilimizi arıyoruz. Ne vardı diye cevap veriyor. Wow. Kusura bakmayın, önemlisi devam edin. Ben geliyorum Güliz. Ayhan. Hayır Ayhan, o anlamda değil. Yani nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun anlamında ne vardı Ayhan dedim. Neyse JJ, neyse. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Sana gizli bir görev vereceğim. Gizli mi? Gizli verme. Gizli görev verme. Gizli deyince böyle içimde kıpır kıpır oluyor. Bir hoşuma da gidiyor. Gizli görev. Gizli. Ver. Gizli görev ver bana. Gizli görev ver. Görev ver. Gizli olsun. Leyla'yı takip edeceksin. Nasıl Leyla'yı takip edeceğim? Böyle filmlerdeki gibi mi? Ha? Böyle bir araba kiralayayım, kahvemi alayım, koyayım, donatımı yiyeyim. Böyle yakalarımı kaldırayım böyle. Gizli gizli dedektif gibi yapayım mı? Fötür şapka alayım öyle mi? Öyle öyle mi yaşayayım? Filmlerdeki gibi mi yapayım? Hı? Uf, öyle değil JJ ya. Emre ile Leyla ne yapıyorlar? Onu takip edeceksin. Ne yapıyor yani? Sürekli el ele tutuşuyorlar. Boş. Ayhan, sen benim başkalarının ilişkilerini böyle sapık gibi gözetlememi mi istiyorsun? Bunu yapamam. JJ, Leyla aynı zamanda abimle de flört ediyor. Nasıl abimle de flört ediyor? El ele mi? El ele, el ele, el ele. El ele mi geziyorlar? Artık onu ben bilemeyeceğim. Sen bakacaksın, sen gözlemleyeceksin, sonra da bana hemen haber vereceksin. Bak, bu çok önemli, tamam mı? Abimin üzülmesini istemiyorum ben. Lütfen, ciddiye al, bana haber ver, tamam mı? Kolay gelsin. Müşteri geldi, kapatıyorum ben. Tamam, hayırlı işler. Ha bir... Evet. Eskiden önce sen kapatlar vardı. Öpüyorum, seni özledim vardı. Seni seviyorum vardı. Bunların hiçbiri yok artık. İlişki monotonlaştı. Yani ilişki böyle sanki zaman aşımına uğruyor. Böyle bir spontaneye girdik. Böyle bir şey oldu. Spontan oldu yani ilişkimiz. Bilmiyorum, bir gözden geçireceğim. Bir konuşacağım bu konuyu. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Yüzsüze bak ya. Yüzsüze bak ya. Sanem'den özür dileyecekmiş ha. Sana ne lan Sanem'den? Bahaneye bak. Ya bırak abi, şu adamla uğraşmayalım, tamam artık? Oğlum sinek böyle küçüktür ama mide bulandırır ya, o misal yani. Bu adam bir şeyin peşinde. Ben onu elbet gün yüzüne çıkaracağım. Abicim tamam, sakin. Bak istersen gideyim ben konuşayım. Oğlum ne konuşacaksın herifle ya? Bu adam böyle normal, sakin sakin, gel tersiyle oturalım, böyle konuşulacak bir herif değil böyle. Ufak ufak böyle bir şeyler söylüyor. Böyle küçük ifadeler takınıyor böyle. Sakin sakin ha, her şey. Hiçbir şey olmuyormuş gibi zannediyorsun. Bir anda böyle sinirini bozuyor herif. Anlatabiliyor muyum? Böyle normal konuşulacak bir herif değil yani. Abicim tamam. Ya geçen daha başımıza belalar geldi. Gideyim ben konuşayım diyorum, tamam mı? Sakin sakin. Ne? Dene. Git. Konuş bakalım. Dene. Bakalım ne oluyor? Sakin sakin konuşun bakalım. Oluyor mu olmuyor mu?
İyi tamam. Benim şimdi dışarıda bir işim var. Dönüşe de Fabio olacağım. Çıkarken Yuma Hanım'ı da götür yanında, tamam mı? Gördükçe benim sinirlerim iyice geriliyor. Tamam mı? Götür onu da paketle. Denerim. Selam Hanım. Alo. Ya sizinle işimiz bitti. İstediğiniz gibi formülü verdim size. Niye arayıp beni rahatsız ediyorsunuz? Aslında tam olarak işim sizinle bitmedi Selim Hanım. Çünkü verdiğiniz formülde bir yanlışlık var. Nasıl ya yanlışlık var? Yanlışlık falan olamaz. Yıllardır benim kullandığım formül o. Laboratuvarda bana verdiğiniz formülü birebir olarak uyguladık. Ama maalesef sonuç aynı çıkmadı. Ya bize verdiğiniz formülde bir yanlışlık var. Ya da Can Bey'den korktuğunuz için bana yanlış formülü verdiniz. Ben size niye yanlış formül vereyim? Bence siz tekrar deneyin. Büyük ihtimalle bir yanlışlık yapıyorsunuz. Sanım Hanım bakın, ben çok başarılı kimyagerlerle çalışıyorum, tamam mı? Onlar defalarca denebilir. Ama sonuç hep farklı. O yüzden buraya gelip parfümü sizin yapmanızı istiyorum. Ben oraya gelmem. Yani yazıp gönderirim size. Sanım Hanım, bakın biz burada çok ciddi bir iş yapıyoruz, tamam mı? Ve ayrıca sizinle de çok ciddi bir anlaşma yaptık. O yüzden bu koku ortaya çıkana kadar gelip işin başında olmanızı istiyorum. Eğer siz verdiğiniz sözün arkasında durmayacaksanız, o zaman benim de verdiğim sözün arkasında durmamı beklemeyin. Yani isterseniz gidip Can Bey'e her şeyi... Tamam, tamam. Bir saniye, bir saniye. Hani? Seni arıyorum ben de. Ne yapıyorsun sen burada? Ben bir şey yapmıyorum yani, yapıyorum. Eski kampanya dosyalarını inceliyordum aslında yani. Ay tamam, bahane uydurma. Hüma Hanım seni çağırıyor. Hüma Hanım mı? Evet. Tamam, hemen geliyorum ben. Alo. Tamam. Öğle yemeğinde çıkıp geleceğim. Formülü tekrar vereceğim size. Ne yapıyorsun? Affedersin Sima Hanım. Affedersiniz. Anneciğim. Ben birazdan çıkıyorum. Tamam. Seni gitmek istediğin bir yer var mı? Bırakayım mı? Kendim gitmek istersem giderim. Şoförüm var. Anlıyorum şimdi. Abin de sen de beni çok düşünüyorsunuz. Ama rahat olun. Yani ben misafir değilim. Artık alışsanız iyi olurdu geri döndüğüme. İyi tamam. Sen nasıl istersen. Kolay gelsin. Hadi. Tatlım bu ne kampanyası? Redmond Aylina'nın kozmetik kampanyamız. Onu biliyorum. Sence o renkler olmuş mu? Gerçekten. Yani çok itici. Böyle negatif bir etkisi var. Değil mi? Kesinlikle size katılıyorum. Yani çok zayıf kalmış bir kere. Magenta tonlarıyla zenginleştirmek gerekiyordu ama işte Hüme Hanımcığım maalesef bu kampanyanın kreatif direktörlüğünü ben lead edemediğim için. Sanem Bey, Can Bey yönlendirdi. ...için beni... Sani. Hüma Hanım, beni çağırmışsınız. Evet. Herkes işinin başında. Sen yoksun. Benim arşivde birkaç işim vardı da o yüzden. Ha o öyle. Öyle Hüma Hanımcığım. Sanem arşive bayılır. Yer yaptı oraya kendisine böyle gözlerden ırağa. O ararsanız orada bulursunuz. Kaytarmak için iyi bir alan. Anlaşıldı. Pardon. Evet. Yok, hayır, yanlış düşünmeyin. Ben bir şey soracağım. Mesai saatlerinde çay, kahve içmek alt kadroya da serbest mi? Tabii. Ben çayı sizin için getirmiştim ama. Şimdi bu kampanyanın renklerini sen seçtin, öyle mi? Evet. Aptal. Yani sen daha çaya rengini verememişsin, olur mu? Gerçekten.
Böyle büyük bir kampanyayı nasıl sana emanet ettiler anlamıyorum. Revize etmemi ister misiniz Sümeyye Hanım? Leyla bütçeye göndermişti, onaylanmıştı hatta. Leyla? Leyla, Emre'nin asistanı olan Leyla. Ha, şu Leyla. Nerede bu Leyla? Odasındadır herhalde. Leyla'cığım buraya gelebilir misin? Çabuk. Ama Leyla'dan çok memnunuz hepimiz. Gerçekten çok disiplinlidir, iş bitiricidir. Yani o ayrı. Buyurun. Hüma Hanım seninle konuşmak istedim. Buyurun Hüma Hanım. Bir kampanyaya nihai karar verilmeden onaylatır mısın bütçeyi genelde sen? Nasıl? Anlayamadım pek. Ona hiç şaşırmadım. Sen daha bu şirketin işleyişini öğrenememişsin. Kopya isteyen öğrenci gibi bakın durmasana Leyla'cığım, kampanyayı diyor. Hı. Ha, ben bu kampanyanın bütçesini Cem Bey'e onaylatmıştım ama. Bahane bulmayın lütfen, bahane bulmayın. Siz ikiniz kardeş misiniz? Evet. Evet. Hiç şaşırmadım. Ne oldu Melis günde? Hüma Hanım Redmond kampanyasının renklerini pek uygun bulmadı da Can, onu konuşuyoruz. Hangi etkili? Bu şirketin ortağı olman yetkisiyle. Değil mi? 40 yılda bir uğrayarak. Bravo. Süper performans. Ailen de benimle aynı fikirde. Yanlış karar olduğu konusunda. Hadi ya. Öyle. Yanlış kararlar verme konusunda ustadır kendisi, doğru. Bana kalırsa hanımlar siz ikiniz sadece kendi makyaj renklerinize doğru karar verin, olur mu? Kampanya renkleri size henüz aşar. Bir tık büyük gelir. Anlamadığınız işlere karışmazsanız çok sevinirim. Bu arada çaydan da hiç anlamıyorsunuz. Eline sağlık hayatım, çok güzel olmuş. Can, Can. Baban bu şirketi ilmek ilmek bu hale getirdi. Liyakata çok önem verirdi. Güvenilmez insanlara da asla hak etmedikleri yer vermezdi. Sana annelik konusunda güvenmiş ama. Hadi bakalım. Sağ olasın. Selam söyle evdekilere. Rami, çay. Tamam abi. Ay ay ya. Oh. Vay Engin. Evet. Aa. Babacığım, gene Şirinlerin uykucusu gibi pısmış kalmışsın. Ne oldu? İşler mi kesat? Tabii. İşler kesat. Evet, küçük esnaf bitirdiler. Vallahi küçük esnaf bitirdiler. İki tane ekmek, dört tane yumurtayla bu dükkan nasıl ayakta kalsın? Vallahi utanmasalar bu mahalleliler takas sistemine geçecekler. Ben geçen gün bu kahvehaneden çay şekeri çalan adam gördüm be. Kim Muzaffer? Yok oğlum öyle bir şey. Yani misalen söylüyorum. Ben tanımıyorum. Hayır, görmedim şimdi. Hayır. Huzur yok evladım. Huzur, huzur. Evet, huzur yok. Neden? Çünkü para yok. Para varsa huzur var, para yoksa huzur yok. Yemin ediyorum. Şu mahalleyi full yıktıracaksın. Beş tane rezidansla çakacaksın buraya. Toplu 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 konutları dikeceksin. Ondan sonra var ya yemin ediyorum burası acayip canlanır. Bu bakkalın önünde sepetler böyle dingil dingil sallanır. Gelsin siparişler. Heh. Ondan sonra gelsin böyle sıra sıra süpermarket zinciri. Biz de bile bakkala vuralım kilidi gidelim. Aferin Muzaffer evladım. Aferin. Hayır babacığım yanlış anlaşıldı. Ben de kapitalizm yanlısı bir insan değil. Fakat geçen bir kadın geldi. Aklımıza bir şeyler soktu ki sorma. Allah Allah. Gene bu geçen gelen kadın ya. Evet ama ne kadın? Hanım ağa gibi bir kadın. Yemin ediyorum var ya Galler Prensesi gibi bir kadın. Göller Yöresi gibi bir kadın. Sokak hayvanlarının bile cebine nakit para koydu. Ben kendi gözlerimle gördüm ya. Bana ne Muzaffer? Bana ne bundan? Yahu tamam da babacığım yatırım yapmak istiyorum dedi. Mahallenizde dedi yatırım yapmak. Benimle bizzat konuştu Muzaffer Bey diye hitap etti bana. Dedi ki ben mahallenize yatırım yapmak istiyorum dedi. Anamla İhsan şu anda bu kadının peşinde aç kurt gibi dolaşıyorlar. Mevkibi anama da soramıyoruz bu kadın nerede diye. Sana söylüyorum ki acaba bir geri dönüş, bir feedback var mı? Nerede bu kadın? Ben nereden bileyim Muzaffer ya? Ben kendimi kaybettim bir haftadır onu bulamıyorum. Bu kadını nereden bulacağım? Ya işte Allah Allah Allah. Biz ne diyoruz? Biz de onu diyoruz. İhtiyar. Kendini kaybetme diyoruz. Ticaretimizi yapalım, sakalımıza bakalım diyoruz. Emlak sektörüne biz de hızlı bir giriş yapalım diyoruz. Paramızı alalım, köşemize çekilelim diyoruz. Az bir şey uyanık ol. Ayıktırayım, yayık ayranı. Az bir şey. Zafer, evladım iyi misin sen? Ha? Niye böyle çakalıysan gibi konuşuyorsun? Başın ayrı oynuyor, gelin ayrı oynuyor.
Evet, her yanım ayrı oynadı şu anda. Emlak sektörü ve tatlı para beni eline geçirdi. Öyle hissediyorum. Ama yemin ediyorum var ya, bu işte iyi para var başkan. Bu işte iyi para Zafer. Var. Görüş alanından çık evladım. En az bir hafta görüş alanından çık. Yoksa ayıktıracağım seni. Baş üstüne. Fakat hani ya, yemin ediyorum inanılmaz para var. Emlak... Zafer hala oynuyor her yere. Pardon. Leyla! Ay DJ, bu nasıl bir odaya girme ya? Korktum. Niye korktun? Hı, sır mı saklıyorsun yoksa? Bir sır saklayan insan havası var sende. Yoo, ne sırrı? Bilmem. Vücut dilin öyle çünkü. Omuzların sinsice kalkmış. Kaburgan böyle kurnazca eğilmiş. İnsanlarla göz göze gelmekten kaçıyorsun. Böyle günaydın, günaydın, günaydın gibi yapıyorsun Leyla. Hı? Ay ne saçmalıyorsun CC. Ne alakası var Allah aşkına? Çekil şuradan ya. Şuradan bir sürü işim var. Leyla! Efendim CC. Osman'ın numarası var mı sende? Ne alaka şimdi Osman'ın numarası? Ne yapacaksın sen Osman'ın numarasını? Bir iş için lazım da istediler o yüzden. Ama sen de söyleyebilirsin. Yani bir kafede otururken, bir sinemada baş başayken söyleyebilirsin değil mi Leyla? Yoksa Emre Bey mi duyacak? Ha? Olaylar mı çıkacak? Yoksa ne münasebet CC mi? Ay ne diyorsun Allah aşkına CC delirmiş bu ya. Ben alacağımı aldım Leyla. Yemek mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar ajansta? Senem nerede? Merhaba hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Ya ben sana lahana sarması yaptım. Ne diyorsunuz ya, ne zahmet ettiniz. Odama geçelim, buyurun. Ne dedik? Sen neredesin sen? Annen geldi. Annem mi geldi? Evet, Can Bey'in odasında. Hülya Hanım da peşlerinden gidiyordu. Hülya Hanım kim ya? Can Bey'in annesi. Hüma Hanım. Hüma Hanım. Hüma Hanım. Cece söylesene Hüma Hanım. Hüma Hanım. Ne yapacağım ben şimdi? Şey yap, git çay götür. Aa anne sen de mi buradaydın gibi şaşır. Oyunlar yap tamam, bence. Tamam tamam, lafa tutma beni. Evet tamam. Güzel, güzel, güzel. Yalnız... Lahana sarması efsane olmuş Mevku Hanım. Ben buna var ya böyle kafamı gömmek istiyorum. Yani hakikaten ben bunu çiğnemeden yutarım. Öyle bir şey bu. Ekşilik. Nereden siz bunu... 6 ay beklettiniz mi önce? Turşusu mu yaptınız lahananın? O şekilde mi oldu? Nasıl oldu bu ekşiliği? Çok güzel çünkü yani. Ha yok, turşudan yapmıyorum da ben bol limon sıkıyorum. Ha dayadınız öyle limonu ha. Bayağı iyi, süper olmuş. Oh, afiyet olsun. Tekrar tekrar sorup da canını sıkmayayım. Çok büyük geçmiş olsun. Sanem'den aldım haberlerini. Ha. Sanem sebep olduğuna göre tabii ki Sanem'den almak lazım haberi değil mi? Anlamadım. Detaylara hiç hakim olmadığı için Hüma Hanım böyle yersiz suçlamalarda bulunabiliyor. Kendisi adına ben sizden özür diliyorum Mevku Hanım. Estağfurullah. Biz tanıştırılmadık. Ben Hüma. Can'ın annesiyim. Ben de Mevkıbe. Sanem'in anasıyım. Benim biraz iştahım kaçtı Mevku Hanım. Ben bunları gömeceğim sonra. Afiyet olsun. Şey etme, yersin çocuk. Ne acayip değil mi? Yani bunca yıl sonra sen çık gel. Kaç yıl olmuş? Tam da böyle Sanem'in mahallesinde araban bozulsun. Bak Allah'ın işine. Yani olacak şey değil. Tesadüfün böylesi. Evet, pek hoş bir tesadüf olmasa da. Şimdi hanımefendiciğim. Anneciğim. Hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Ayaklarına sağlık. Ben de çay getirdim. Size Hüma Hanım. Hüma Hanım size de çay getirdim. Sizinkinin rengi farklı gördüğünüz gibi biraz. Baktığınızda anlayacaksınız zaten farklı olduğunu. Anneciğim,
Anne sen sarma mı getirdin? Lahana sarması. Lahana sarması. Hüma Hanım, annemin lahana sarmasını bir denemeniz gerekiyor. Gerçekten çok güzel. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Bayağı iyi. Bayağı 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 iyi. Tatmak ister misiniz? Hayır istemiyorum. Bilmediğim şeyleri yemem ben. Tamam, siz bilmiyorsunuz. Ama ben biliyorum. Neden biliyorum? Annem yaptı çünkü. İstemiyorum. Yabancı değil hanımefendi, lahana bizden. Bir tadına bakın en azından. İstemiyorum dedim. Aa. Aman çocuğum ısrar etme hanımefendiye. Maazallah ev yemeği yemiyor herhalde, alışkın değil. Dokunur mokunur bir şey olur. Sen getir bana. Sen getir. Hı. Alışkınım, alışkınım. Bizim evde de ev yemekleri var ama evler farklı olunca onlar da biraz farklı oluyor tabii. Fark derken? Ben mahalle kültürünü istemiyorum. Residence tercih ediyorum. Gece ekmek biter, bakkal bulamazsın. Paranla aç yatarsın. Hani böyle yüksek yüksek onlardan değil mi? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Anne, modernlik bu. Çağdaş yaşam. He, çağdaş. Komşunun adını bilmezsin. İmdat desen koşan olmaz. Cenazeyi bile asansörle indiriyorlar. Allah gecinden versin. Çağdaşlık evli olsaydı çocuğum. Kesinlikle. Sonuna kadar katılıyorum size Mevkı Hanım. Buyurun çayınız. Sağ ol çocuğum. Neyse ne canım. Herkes istediği gibi yaşasın. Benim çok işim var. Böyle boş boş oturamıyorum. İyi günler. Hı, size de. Şişkinlik yaptı değil mi? Şiştim şöyle. Çayınızı içim. Sarmadan değildir o şişkinlik ya. Sizi bekliyoruz. Gelmekten vazgeçmediniz umarım. Alo CC, son durum nedir? Rapor alayım. Asayiş Berkemal, vukuat yok ayağım. O ne demek ya? Yani hep filmlerde duyuyordum da bir kullanmak istiyordum. Yeri geldi kullanayım dedim. Of CC, saçmalama da Leyla ile Emre arasında bir şey var mı? Bir şey hissettin mi? Yani bir şeyler var gibi ama şu andaki konu başlığım o değil. Şu anda Medusa Ajans'ta. O kim ya? Can Bey'in annesi. Hanım, o burada şu anda. Yani çok ters bir kadın. Böyle sürekli Sanem'e, Leyla'ya iki ters bir düz böyle giydiriyor sürekli. Şey geldi şimdi, Mevkibe Hanım geldi de durumu dengeliyoruz bir şekilde. Ay Sanem'sim şimdi ne biçim stres olmuştur ya. Evet ama şimdi benim dönmem lazım. Daha dudak okumam lazım. Olayları incelemem lazım. Kapatıyorum Ayhan şu anda. Tamam da bana haber ver. Buyurun Mevkübe Hanım, buyurun. Sağ olasın. Vallahi sarmalar için ben çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, harikaydı. Midem şenlendi. Gerçekten günümü gün ettiniz. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir lafım oldu. Rica ederim. Senin ağzının tadı bozuldukça yapar getiririm ben çocuk. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk çocuk. Can, ben de annemlerle çıksam olur mu? Şimdi annemin morali bozuldu ya biraz. Bütün gün surat asmasın. Tamam. Ben de spor salonuna gideyim o zaman biraz. Spor yapayım, yediğim sarmaları yakayım. Tamam, ben zaten çok oyalanmam, hemen dönerim. Kadın gözlerini böyle yapaya bak şiştim şu an. Mevkübe Hanım, görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal çocuğum. Şuna bak ya, sarmalar, dolmalar. Yani böyle bir avamlık yok. Ya kızın annesinden beter. Öyle değil kocaman. Vallahi Hüma Hanım, tek kız olsa yine iyi. İki tanesi birden. Çifter göndermişler ajansa. Zavallı oğullarım, zavallı. Ama bunlar kiminle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar tabii. Daha hiçbir şey bilmiyorlar. Gayet iyi oldu. Müziksiz bir çalışma ortamı düşünemiyorum. Kesinlikle. Cenk! Bu müzik nasıl... güzel.
güzel bir müzik böyle. Bravo Gizem. Bilis. Bravo. Müzik ruhun gıdası da değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var ya hanım. Şöyle ki ben alışığım. Zaten dinliyorum da sürekli, anlamışsınızdır. Yalnız arkadaşlara birden yüklenme olduğu için obez olmasınlar. Ruhun gıdası ya. Çok da alınca. Alışacaksınız çocuklar, alışacaksınız. Evet, zaman benim felsefem şu. Zaman her şeyin ilacıdır. Yani zaman her şeyi çözer diye bakıyorum. Dünyaya bakışım bu. Ben hepinizi bir üst seviyeye taşıyacağım. Güvenin bana. Evet, güveniyoruz. Evet, evet. Çok güzel. Ay çocuklar, ne oluyor? Böyle çakraları yer değiştirdi. Ne yapıyorsunuz? Gece ne oluyor böyle? Ciyak ciyak da bağırıyorum. Bana da bak. Ama birden böyle ani bir rahatlama geldi. Bir huzur şifa oturdu burama. Ha? Değil mi? Ben ama senin zevkli olduğunu tahmin etmiştim. Çok teşekkür ederim. Ne bu? Bu şöyle ki... Beren Hanım. Viyana. Evet, evet. Bundan sonra da hep böyle dinleyeceğiz gibi. Şimdi en az bir iki saat bu şekilde. Harika! Harika! Arkadaşlar, enstrümanları duyun. Hepsini duyun, olur mu? Önemli olan o. Biraz hissedin, yaşayın, ruha bak. Dayanamayacağım. Gerçekten dayanamayacağım. Her gün dinleyeceğiz. Evet. Ne yapıyor bunlar ya? CC, lütfen kapatır mısın şu saçmalı? Hesap kitap yapamıyorum içeride. Müzik bir kültür işidir çocuklar. Evet. Avam tabakayla elit kesimi birbirinden net bir şekilde ayıran bir turnusol. Ama sana da kızamıyorum ki. Yani o mahallede arya dinleyecek halinde yok tabii. Ama dinleyenlere saygı duyabilirsin. Lakin o da yok. O da yok, bu da yok, şu da yok. Ne var? Boyundan büyük bir özgüven. Sizde ırsi bu. Ben böyle homojen ortamları yakalayamayınca çok sıkılıyorum. Bana çantamı ve paltomu getir. Ofis var. Çok haklısınız. Evet, tabii. Tabii. Peki. Bir tabii. Evet. Görüşmek üzere. İyi istirahatler diliyorum. Leyla. Biz kapat şunu. Kapat Allah aşkına. Varmış. Ben gidiyorum odama, meditasyon yapacağım. Başka bir eksik yok değil mi? Çünkü ben bir daha buraya gelmek istemiyorum. Yok, hiçbir eksik yok. Ben hepsini halledeceğim. Tamam, iyi çalışmalar. Sanım Hanım. Ne yaptınız ya? İşiniz bitti mi? Nihayet bitti. İsterseniz güzel bir öğle mi yiyelim ha? Gerek yok. Kolay gelsin size. Sağ olun. Hallettiniz mi? Ha? Yani formül tamam mı bu sefer? Bu sefer olacak. Nerede hata yaptığımızı anladım. Formülde birkaç değişiklik yaptım. Magnifico. Bakın bu koku mükemmel olmalı. Çünkü bu parfümle piyasayı sarsacağız. Hemen çalışmalara başlıyoruz. Çabuk, çabuk zaman kaybetmeyin çünkü yeteri kadar kaybettik. Takvimin gerisine düşmeyelim, okey? Güzel. Kolay gelsin. Teşekkürler. Var mı gelip?
Sarp yeni bir parfüm çıkarıyor. Bu herkese sürpriz oldu. Çok iddialı. Emin misin? Eminim. Kaç gündür laboratuvarda bir hareket vardı. Sarp de çok stresliydi. Bir pürüz varmış. Halledince rahatladı. Kaybedecek zamanımız yok dedi. Acelesi var galiba. Anladım. Bu beklediğimden çok daha erken oldu. Bak şimdi orada gözünü kulağını çok çok iyi açıyorsun. Yaşanan her şeyi zamanında bütün detaylarıyla bana anlatıyorsun. Okey? Tabii. Her şey yolunda mı? Fabri. Yeni bir parfüm sürüyormuş piyasaya. Bu beklediğimden çok daha erken oldu. Bu sizin kampanyayı da olumsuz etkiler. Ne olacak şimdi? Biz bu kampanyayı öne çekmeliyiz. Yani kendi parfümümüzü onunkinden önce çıkartmalıyız. O zaman Can'ın bundan haberdar olması lazım. Aynen öyle. Aslında ben ajansa uğrayacaktım zaten. İstersen söyleyebilirim. Hazırlıklı olsunlar. Evet evet, bence de sen söyle. Ben de genel merkeze gideceğim. Sonrasında gelir daha detaylı bilgi veririm, okey? Tamam. O zaman biz seni ajansa bırakalım. Olur. Fikri harikaya sür. Tamam efendim. Dalgınlık, ha? Böyle kaptırmışsın, dikine dikine, hiç sağa sola bakmadan yürüyorsun. Bakayım yüzüne, yüzün de kıpkırmızı. Yani bir kan dolaşımı var belli ki, çok yoğun. Ben yetişmek için çok koştum. O yüzden olmuştur herhalde. Sen ne yaptın, yaptın mı sporunu? Yaptım, iyi geldi. Yani stresimi attım. İyi. Bayağı iyi geldi. Süper. Can! Uf, geldi yine Ceyda. Hoş bulduk canım. Hoş geldin. Ne güzel seni burada görmek. Selam tatlım. Can'a haberlerim vardı da gelip kendim vermek istedim. İyi, aslında size buradan bir oda ayarlasak, şöyle şehir manzaralı. Yer git zor oluyor çünkü. Odama geçelim mi? Evet. Neymiş bakalım haberi, çok merak ettim. Can, Fabri piyasaya yeni bir parfüm çıkarıyormuş. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey olur yani? Ya Max'le toplantıdan dönüyorduk. O sırada telefon geldi. Sanıyorum Fabri'nin şirketinde çalışan biri Max'in köstebeğiymiş. Köstebek mi? Alayım Can Bey ben onu. Maalesef. Maalesef öyle. Tutmaz mısın? Teşekkür ederim. Hatta parfümü Redmond'dan önce çıkarmak için çalışmalara hız vermişler. Parfümle ilgili çok iddialı konuşuyormuş. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Sanırım Mr. McGee'nin takvimi öne çekmemizi istiyor değil mi? Aynen öyle. Yani Can, Fabri'nin Redmond'u ezmesine izin veremeyiz. Elimizden geleni yapmalıyız. Elimizden geleni en iyisini, hatta çok çok daha fazlasını yapacağız. Sen hiç merak etme, şüphen olmasın. Hiç şüphem yok zaten. İşin başında sen varsın. Yani Fabri'ye hak ettiği ilgiyi yaşatmak bana da zevk verir. Hala utanmadan Sanem arıyor, biliyor musun? Aa, öyle mi? Öyle bir şey, evet. Gel Deren, gel. Yeni bir takım gelişmeler oldu. Lansmanı öne çekmemiz gerekiyor. Öyle mi? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Tamam. Peki sebebini biliyor muyuz? Sebebi şu, Fabri'nin şirketi yeni bir parfüm piyasaya sürüyormuş. Ama nasıl olur? Daha düne kadar onların bütün kampanyalarını biz yapıyorduk. Hiç böyle bir proje yoktu gündemde. Tamam, neyse. O zaman vakit kaybetmeyelim. Ben hemen bir programlama yapıyorum. Sonra konuşuruz. O zaman ben de işimin başına döneyim. Ulan ben ne yapacağım şimdi ya? Sanem, ablacığım. Abla. Ablacığım ne oldu sana? Gel gel anlatacağım. Ablacığım ne oldu? Abla, Fabri'nin şirketine Mekke'nin köstebeği varmış. Yeni parfüm yapıldığını öğrenmiş. Evet. Ya öğrenirlerse, ya Can duyarsa? Dur ya, dur bir sakin ol, dur. Otur bir sakin sakin düşünelim. Bir düşünelim. Ceyda eğer bir şeyler bilseydi kesin anlatırdı. Demek ki bilmiyor. Şimdilik. O köstebek beni şirkette kesinlikle görmüştür. Öğrenecektir mutlaka. Saçmalama ya. Ortada öyle bir şey yok. At bunları kafandan. Bilmiyorum, beynim durdu artık. Ben bu düşünceden kendimi alamıyorum şu anda. Sanem ablacığım, bunları düşünerek kendini eziyet etme zaten. Lütfen kendini toparlar mısın? Can seni bu şekilde görmesin. Aa, çıktı.
istiyor mu acaba? Bırak düşünme ya bunu. Bak asıl bizim ne düşünmemiz lazım biliyor musun? Annemle babam hala küs. Babam hala bakkalda yatıyor ve biz bununla ilgili gerçekten elle tutulur hiçbir şey yapmadık. Bir şey yapmamız lazım. Tamam, ne yapacağız? Benim aklımda bir fikir var ama biraz çocukça. Anlatayım mı? Hadi anlat, biraz kafam dağılsın, anlat. Tamam, anlatıyorum, bir fikrini söyle. Tamam. Geldin mi? Geldim abi, geldim. Ne yaptın, konuştun mu? Yok, şirkete yokmuş Fabri. Yarın gidip konuşacağım tekrar. Tamam, sağ ol. Ceyda buradaydı az önce. Çıkarken gördüm ben de. Lansmanı öne çekmemizi istedi. Fabri piyasaya yeni bir parfüm sürüyormuş. Bayağı da iddialıymış. Yani Red Mod'dan önce çıkarmaya çalışıyormuş. Bizim de dılınıp öne geçmemiz lazım. İyi misin sen? Pek burada değil gibi kafan. İyiyim, iyiyim. Yorgunum biraz. İyi, dinlen sen. Konuşursun. Vallahi süper fikir. Vallahi beğendin mi? Beğendim. Ben sensiz hayatta yapamazdım. Arkadaşlar, bakar mısınız? Bir şey mi oldu? Kesinmiş. Bir sakin oldu. Ne oluyor? Dur, bir panik olma. Arkadaşlar, Fabri piyasaya yeni bir parfüm sürüyormuş. O yüzden bizim de Red Mod kampanyasını hız kazandırmamız gerekiyor. Mecburen takvimi öne çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bu da demek oluyor ki... Fazla mesai. Aynen. Bravo. Bu süreçte biraz yorulacağız maalesef ama benim sizlere güvenim tam. Harika bir iş çıkaracağımıza eminim ben. Yapacağız. Tabii ki harika bir iş çıkaracağız. Arkadaşlar, sizlere çok marjinal, çok orijinal, çok çılgın, şeytanın bile aklına gelmemiş bir fikrim var. Sizin evde çalışacağız. Aynen öyle. Bana gidelim, daha rahat çalışırız. Orada fikirler bir havalarda uçuşuyor çünkü. Nedense, ne hikmetse. Şimdi ne yapacaksanız siz yapın. Akşam 8'de bende buluşuruz. Tamam Can Bey. Arkadaşlar, evet. Full enerji istiyorum. Bütün hazırlıklarımızı yapalım. Tabii. Çıkalım biz de hemen. Canım, benim önce bir eve uğramam lazım. Küçük bir işim var da. Tamam. Benim yapabileceğim şey var mı? Yok, sağ ol. Abla! Abla! Annem Melahat ablanın kuaförüne girdi, şimdi gördüm. Tamam, süper. Başlıyoruz o zaman. Hadi başlıyoruz. Tutturunuz gibi o zaman, hadi. Evet. Allah! Ayol tutturmuş kızıyla da ben koşuya varacağım diye. Allah Allah! Arkadaş sen daha kaç yaşındasın demiş annesi ona. 18 yaşında. Ya ne acelen var? Dur diyeyim, ne acelen var ya? Sanki etrafta koca kalmadı. Yok anacığım, bunlar yeminle laf dinleniyorlar. Yok, sen ne söylersen söyle, seni birlikten öpüyorum. Anne! Babam çok fenalaşmış. Nerede? Evde, salonda. Nihat! Kocacığım! Ben de geleyim. Yok, Melahat abla, biz hallederiz. Kocacığım! Sen dükkanını boş bırakma yani. Ben sana bütün detaylarını anlatacağım, tamam mı? Ay iyi madem. Hadi Allah'ım ya Rabbim, neler oluyor ya? Heyecanlandım, gördüm, bak içim çıktı şimdi. Ay! Baba! Ne oldu kızım? Çok fena. Ne fena? Annem fenalaşmış. Nerede? Ablam söyledi. Evde herhalde. O aradı. Evde mi? Bebkime! 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 Nihat! Fenalaşmadın mı? Yok, iyiyim ben. Ben de iyiyim. Melihat'a uğradıydım. Kız! Ne yapıyorsunuz? Bak, ayıp oluyor ama ha! Leyla, Sanem! Çocuklaşmayın ama! Bak, kızıyorum ama ha! Anneciğim, vallahi daha kaçtım, işim var. Eğer usulursanız ablam belki açar kapıyı. Kızım uzattınız ama! Çocuk
çocuklar şey yapmışlar. Evet. Çocukluk işte. O zaman şey yapalım. Yani çocuklar bizi dışarı çıkarana kadar tutturalım bari. Bari. Ama her şeyi hazır almışlar. Benim gibi bir kadının evine yakışıyor mu bu? Yani senin elinden çıkmış gibi lezzetli değillerdir tabii. Ama ben çok acıktım Öykü Bey. Bir iki lokma bir şey yemem lazım. O zaman. Oturalım mı? Gençlik ne güzel şey. Öyle deme. Sen hala gençsin. Hala güzelsin. Yok canım. Nerede? Olur mu? Bak. Burada gençsin. Güzelsin. Burada da gençsin. Güzelsin. İltifat edeyim diye mi yapıyorsun bunları? Ama etme Mevki be. Ne olacak? Ölümlü dünya. Allah korusun. Deme öyle şeyler. Çek kulağını. Ayrıca iltifata ne hacet Nihat Bey? Gerçekler ortada yani. Aslan gibisin maşallah hala. Hele o mavi gözler. Deniz deniz ben hayran. Ya utandırıyorsun Mevki Bey. Mevki Bey. Ben çok acıktım. Niye o zaman? Vallahi hiç sesleri çıkmıyor. Normalde annem kapıyı kırardı. Değil mi, değil mi? Konuşuyorlar demek ki. Neyse, hadi ben cana gidiyorum. Tamam ablacığım. Ben de Osman'ı ararım, buralardadır belki. Abla ben ne yapacağım ya? Stresten öleceğim yemin ediyorum. Ay ablacığım sakin ol. Ya ben de geleyim diyeceğim ama sadece kreatif ekibi çağırdılar. Yok, senin gelmen olmaz. Hadi ben kaçtım. Can hadi. Bir şey olursa ararsın. Tamam canım, hadi bay. Ha benim güzel kızım evimizi doldurdu vallahi. Eski bir bebek kokuyordu. Bak, bak sen. Ha, hatırlıyor musun? Hani çocuklar yağmur çiseleyince üzüldüler, pikniğe gidemeyeceğiz diye. Sonra sen güneş açsın götüreceğim dedin. Sonra götürdün güneş açınca. Ne sevinmişlerdi, hatırlıyorsun değil mi? Ama Sanem o zaman da cadılık yapmıştı. Sırf o sevdiği bebeği götürmedik diye. E kuduruk, hep kuduruk. Ay benim pembe beyazım mavişim. Güzeli. Her zaman sessizdi, yumuşacık. Ne günlerdi be Nihat. Nihat'ım. Mevki be. Biz bir daha böyle şeyler yapmayalım değil mi? Yapmayalım Mevki be. Hem çocuklar da çok üzüldü. Ama soracağım ben onlara. Ben yüreğim ağzıma geldi. Nasıl geldim ben buraya biliyor musun? Nasıl korktum? Bizim iyiliğimiz için Mevki be. Biz öyle çocukluk yapınca onlar büyüklük yaptı. Öyle valla. Mevki be. Mevki be. Nihat ne oldu? Nihat? Kupalardan yapar mısın sırtıma? Sırtın ağrıyor değil mi? Doyamadın, doyamadın o kartonların üstünde yattı mı ya? Yok, tutuldu. Kupa çekmez miyim ben? Ben sana kıyabilir miyim? Oğlum aşkım ay. Hadi gidelim o tarafa. Burada iyice dimdik sırtın tutsun. Ay yavaş, yavaş. Ay yavaş. Yavaş. Hayatım yavaş. Ah kıya. Ah.
Canım, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Gel. İyi misin Sultanım? İyiyim balım, iyiyim. İyisin. Yani canım, cicim, tatlım dışında iyi misin yani? Biraz gergin gibisin. Ha? Kafan başka bir yerlerde gibi. Yok. Çok iyiyim aslında ama biraz yorgun hissediyorum sadece kendimi. Doğru musun biz? Sondan seni böyle kollarıma dolayayım. Şöyle sıkı sıkı sana güzel güzel enerji attırayım. Biz geldik. Ben geldim. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Anneye bir hoş geldin. Hı? Ah, biliyor musunuz, insanın evi gibi yok. Yani 5 yıldızlı otelin bile rahatlığı yok insanın oğlunun evinde. Sen de sorma zahmetinde bile bulunmadan geldin değil mi? İstenmediğini bile bile. Can. Emre'cim, sen de mi öyle düşünüyorsun? Aa, olur mu öyle Şahin'cim? Gel ben seni odana yerleştireyim. Şuna sar mısın tatlım? Sağ ol canım. Ne tarafta? Sol, sağ. Sola. Ya otelde rahat edememiş. Gel beni al dedi. Mecbur getirdim. Neyse, şunları yerleştireyim. Ben bakarım tatlım. Geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlayabiliriz. Yerleşin. Ne güzel oldu değil mi böyle? Hı hı. İyi ki aradın. Genelde ben arardım, seni de peşin çıkardım. Ay öyle deme Osman ya. Ben biraz da evden çıkmak istedim açıkçası. Annemle babamı baş başa bırakmak istedim. Ha. Alışma diyorsun yani. Ay öyle bir şey demiyorum Osman. Aşk olsun ya. Niye böyle söyleyip beni üzüyorsun? Hay Allah ya. Bak şimdi geldiğine geleceğine bin pişman ettim değil mi seni? Ay yok, niye pişman olayım? Allah Allah. Sen beni ara. Ben koşarak gelirim yanına. Tamam. Allah'ım, kimleri görüyorum? Çifte kumrular diyebilir miyiz yani? Romeo ile Juliet'ten aynı masada mı oturacağım ben? Bir sandalye çek. Ay yok Muzlu, dur bir dakika. Ben de kalkıyordum zaten, sen böyle oturursun. Ben de Leyla'yı bırakayım eve. Hayır, sen nereye gidiyorsun oğlum? Oturalım, erkek erkeğe iki lafın belini kıralım. Leyla kendi gider. Hı? Aynen öyle, bir sokak aşağı gidiyorum zaten ya. Evet, bir sokak aşağısı zaten, bilmediği yer değil ki. Hı. Eve gidince haber verirsin o zaman. Tamam, haber veririm. Görüşürüz. Allah Allah, haber verirsin. Aman Osman'ım, kasap Osman'ım. Vallahi bu sefer tutacak hesap Osman'ım. Ne diyorsun abi? Ne diyorum oğlum? Sen bu kızın ensesine aşıktın. Artık yüzüne bakma imkanın var. Kızı zaman içinde kendi ekseni etrafında çevirdin diyorum. Artık o da senin gözünün bebeğine bakıyor diyorum. Yarın bir gün inşallah yüzükleri de takarız diyor. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Bizim de ilk işimiz değil. Biz de 30 senedir platonik aşk sektörünün içindeyiz. Ben insanın gözünden anlarım. Yemin ediyorum burada aşk başlamış. Bu kız sana gönlünü vermiş. Ya da başka bir deyişle göğününü kaptırmış bu kız sana. Ama mahallemizin kızını da üzersen, yemin ediyorum ben de seni üzerim. Delikanlıca. Ne üzmesi ya? Bundan sonra hep mutluluk, hep mutluluk. İşte ha, hep mutluluk. Onu diyorum ben de. Ama biz de mahallenin delikanlısıyız bir yerde. Öyle pastanede oralet içmeye benzemez. Bize 2 tane çay, zift gibi olsun. Annem. Hı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Evet, saygıya. Anneciğim, evet haklısın ama abimi tanıyorsun. Yani seni böyle karşılıyor olacağını biliyor olman gerekiyordu. Ta
Tabii ki biliyordum. Hatta daha büyük tepki bekliyordum. Ama o kızın abinin üstünde bu kadar etkisi olduğunu tahmin etmemiştim. Evet. Oldukça fazla. Yani abimin aramın düzelmesine Sanem'e borçluyum diyebilirim. Ya. Yani sen abinin bu kızla ilişkisini mi anlıyorsun öyle mi? Anne başta ben de direndim. Ama eğer söz konusu abimin mutluluğuysa saygı duymak gerekiyor. Hem abim biliyorsun ne isterse olur. Biz de o zaman onun anladığı dilden konuşuruz. Abimin adının senden olduğu belli. Neyse içeride toplantı var. Bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle, tamam mı? Tamam canım. Evet arkadaşlar, bizim stratejimiz aşağı yukarı bu şekilde. Bunu koruyalım. Biraz da tabii rakibimizin nasıl ilerlediğini de bilmek lazım. Parfüm henüz yapım aşamasında. Şimdilik bildiğimiz bu kadar. Evet. O zaman biraz da Fabri'nin nasıl adımlar atacağını tahmin etmeye çalışalım. Yani bu kadar kısa sürede etrafa hiçbir şey duyurmadan nasıl bir şey yapmış olabilir? Bir fikri olan var mı? Can Bey, son çıkardığı parfüm bir öncekinin bir varyasyonu. Evet, uzun süredir yeni bir şey çıkarmıyor zaten. Kendini tekrar ediyordu. O yüzden şu anda heyecanlı olması açıkçası beni çok korkutuyor. Sanem sen çok sessizsin. Bir fikrin var mı? Belki de eskiyi tekrarlayacaktır. Yani ne varsa eskilerde var diye düşünüp hani nostalji gibi. Fabri'nin iddialı olduğunu biliyoruz zaten Sanemciğim. O yüzden saçma sapan bir şey söylüyorsun şu anda sırf konuşmuş olmak için yani. Aslında Sanemciğim çok haklısın. Yani ne varsa eskilerde var diye düşünmeleri çok mantıklı. Mesela ben yıllardır aynı parfümü kullanıyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman acaba şöyle bir forecasting yapacak olursak, bu yılın öne çıkan moda renkleri mercan rengi ve yanık turuncu. Buradan yola çıkarak çiçek notaları ağır basan egzotik bir parfüm diyebilir miyiz? Hah, olabilir tabii. Başka? Yani bu kadar heyecanlı olduklarına göre bence kesin kadın parfümü. Sanemciğim, Hümacığım. Ay, çok özür dilerim. Evet, buyurun. Canım. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Ben şimdi mutfağın yabancısıyım ya, senin şu meşhur çayından bir bardak alsam. Tamam, bu isteği hiç yadırgamadım. Hemen. Hadi canım. Emre, senin bir fikrin var mı? Belki bir dış göz olarak katkıda bulunmak istersin. Bence de kadın parfümü de yani içeriği hakkında pek tahminim yok. Teşekkürler. Saçlara bak, ne uzunmuş benim, görüyor musun? Çok güzel ama mevkıvem ya. Ama... Ha, söyleme. Niye yalan söyleyeyim? Gerçekten. Evet. Ha benim güzel kızım. Baksana o zaman da ne kadar güzel gülüyormuş. Minicik elliyim diyelim ben seni. Evimizin neşesi. Mis gibi süt kokuyordu değil mi? Aynen. Ya ben sizi yerim ama yerim. Allah'ım sana şükürler olsun ya. O değil. Benim sizi güzel kızım. Ah. Ay, çok mutluyum şu anda. Hoş geldin kızım. Dükkanı kapatmayı unutmadın ama değil mi? Sanem halletti babacığım o işi. Hah, oh. Onun Sanem nerede? Mesaiye kaldı yine. Yine ne mesai ya? Aa, Mevkübe. Rahat bırak kızı Allah aşkına. İşte ne güzel, işinde gücünde. Sen onunla ilgilenene kadar benle ilgilen. Ya, tamam, masajı geldi ama şu kupayı kapatsan tamamen iyileşeceğim. Kapının kilidi açıldığına göre hemen kupaya geçebiliriz. Rahatçacığım git. Çay bardaklarını getir kupalara. Hadi kız, tamam. Hadi. Ay, anne bu küçük olan çay bardakları. Hı? Küçük çay bardakları küçük. Tamam. Ay ay. Çay bardakları. Ay. Pamuk çatal. Hadi sen uzan hayatım. Ya şu battaniyeyi getir. Öyle. Tamam ya. Hemen gidip. İşte kıymete bindik artık. Hüma Hanım buyurun çayınız. Ah. Tatlım çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Can, ben böyle sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Böyle hani dolaşıyorum falan. Yo, ben seni yok saydığım için zaten fark etmiyorum. Yani rahatsızlık vermiyorsun. Arkadaşlar bir ara verelim bence. Mutfakta her şey var. Çay, kahve, soda. Keyfinize bakın, takılın biraz. Muhteşem. Ellerine sağlık Sanemciğim. Bayıldım. Ben aslında çay sevmem ama bu müthiş olmuş. Gerçekten mi? Evet. Beğenmenize çok sevindim. Afiyet olsun.
annenle aramızdaki buzlar eriyor. Yani bana çok iyi davranıyor, fark ettin mi? Bence hiç erimesin o buzlar. Gerçekten hiç gerek yok. Yani aranızda iyi falan olmasın. Hiç sıkıntı olmayın yani. Tamam mı? Hiç yüz verme, güvenme de. Sen onun aklından neler geçtiğini hiç bilemezsin, anlayamazsın yani. Öyle mi diyorsun? Öyle diyor. Yani ben şey sanmıştım, hani bana iyi davranıyor, aramız iyi olacak. Ben bakarım. Bak Güliz. Bence biz ne yapalım biliyor musun? İşimize odaklanalım, konsantre olalım. Yani bu parfüm senin, uzmanlık alalım. Ben sana harika fikirler bekliyorum. Selam. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk Derencim. Merhaba. Ya bunun... Bunun ne işi var burada diyeceksin değil mi? Deme artık, her gördüğünde aynı şeyi söylüyorsun. Geliyor işte, yapacak bir şey yok. Vallahi bunu söyleyecektim. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk canım. Evde çalışıyor musunuz? Hüma Hanım aradı beni de. Canı sıkılmış herhalde, gel biraz laflarız dedi. Ya hiç kırmaz beni. Gel, gel geç geç şöyle. Ne güzel, süper görünüyor. Ya işte gençler böyle vızır vızır çalışıyorlar. Bana bak, bunlar ne ara bu kadar samimi oldu? Ya Paris'te de tanıştırdım. Ceyda'nın babasıyla annem arkadaşmış. O yüzden öyle bir samimiyeti yani. Can, diyorum ki bugün çok iyi gittik. Ekip de biraz yoruldu. Ne dersin, bitirelim mi artık? Öyle mi diyorsun? Bence de ya. Çalışasım çok, tadım da kaçtı zaten. Arkadaşlar, geç oldu. Bence bitirelim. Yarına da enerjimiz kalsın. Çok teşekkürler. Harikaydınız hepiniz. Her zaman gibi. Çok sağ olun. İyi geceler arkadaşlar. Seni hiç bir yere bırakmam. Sen de daha yapacaklarım var. Sen öyle hemen gidemezsin. Efendim abla. Abla mı? Bakayım. Evet. Ablaymış ya hakikaten. Gerçekten mi? Ay barıştılar yani. Ay süper, çok sevindim. Tamam. Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Annene babam mı? Evet, barışmışlar. Çok sevindim. Ben sana diyordum barışacaklar diye. Bak barışmışlar, şunu kafana takmadılar. Can benim... Eve gitmen lazım. Evet, bir de... Geç olmadan gitmen lazım bak. İkide iki. İkidir ağzından lafı alıyorum. Çok ilerlettim ben kendimi. Ben seni bırakayım o zaman, sonra da daha evine geçeceğim. Sen orada mı kalacaksın? Yani burada kaldığı sürece ben de daha evinde kalacağım. Tamam Can, tamam. Aa, tatlım Gilekli. İyi akşamlar. Can, gidiyor musun? Konuşamadık. Gideyim ya, geç oldu. Kalkayım artık. Oğlum, sohbet edecektik daha, öyle düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. bir şey içer misin? Kahve içerim ben. Koş. O zaman çok güzel bir kahve yapıyorum. Ah Mevkı Bey! Anne! Anne vurma! Anne! Ellerine sağlık Mevkı Bey. Çok atladı ya. Kaşkım. Gel aşkım. Ay, bir daha sakın küsmek falan yok, tamam mı? Evet vallahi hiç bu kadar uzun süre küs kalmamıştınız. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Biz oyun oynamayı biliyorsunuz ama. Yüreğimizi indirecektiniz be. Vallahi ben eve nasıl geldim biliyor musunuz siz? Başka çare bırakmadınız ki. Birbirinizin kıymetini anlayın diye yaptık. Ve aynen öyle, aklımıza başka bir şey gelmedi vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? İşe yaradı ama. Yaradı. Yaramaz olur mu hiç? Bundan sonra küslük müslük yok değil mi aşkım? Yok. Bundan sonra yala, dolan, sır saklamak da yok ama. Tövbe yok, asla. Asla yok. Oh be! İşte en güzel şey bu. Aile olmak değil mi? En güzeli de benim ailem. İyi ki varsınız. Oh. Thank you.
izniniz olursa ben artık kalkayım. Çok güzel bir sohbetti. Muhteşemdi. En kısa zamanda tekrarlayalım. Seve seve. Aa, bu arada ben kısa zamanda bir de yemek organize edeyim istersen. Dışarıda yemek yiyelim. Hatta Can'ı da çağıralım. Tabii olur. Ama Can'ın geleceğini pek sanmıyorum. Yani en azından yalnız geleceğini düşünmüyorum. Konu ben olunca sen hem onu pek yalnız bırakmıyor da. Ama kız seni bir tehdit olarak algılamakta çok haklı. Bence sen son derece alımlı, güzel, zeki, klas bir kadınsın. Çok incesiniz. Ama bunlar bazen yetmiyor. Bence en büyük sorun senin çabuk pes etmen. Belki de. Tamam o zaman. En kısa zamanda hemen bir yemek ayarlıyorum. Bu iş bende. Tamam, anlaştık. Güle güle tatlım. Görüşürüz. Anne. Efendim. Ceyda mıydı o? Evet. Siz bayağı oturdunuz, sohbet etmişsiniz. Yani bittiğine göre. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok kaliteli bir kadın. Yani tam abine göre. Olur bence. Anne, abim Sanem'le birlikte. E sen Sanem'e iyi davrandığını görünce ben de alışıyorsun zannetmiştim. Çabalıyorum Emre, çabalıyorum. Çabalıyorsun. Sen onları ayırmaya çabalıyorsun. Aa, hayır, hayır. Ben yani Ceyda Can'a daha uygun diye düşünüyorum, bu kadar. Anne, bırak da abim karar versin kimi kendine uygun olup olmadığını. Bak, bak. Şimdi abinin aklı karışmış. Yani o kenar mahalle Dilberi'yle mutlu bir geleceğinin olamayacağını göremeyecek kadar kör. Biz de aile olarak ne yapacağız? Ona bu gerçeği görmesinde yardımcı olacağız. Benden destek bekleme. Yalnız o kızda böyle tuhaf bir şey var. Yani bir samimiyetsizlik. Ne gibi? Bir his ya. Hani vallahi taktın kıza. Ya takmadım. Yani ben hislerime güveniyorum ayrıca. Bir şey var, bir şey. Bir şey var. Ama ben çözerim. Hadi iyi geceler tatlım, görüşürüz. İyi geceler. Ablacığım konuşamadık. Geçti akşam. Hüma da geldi mi? Geldi evet. Kötü mü davrandı sana yine? Hayır kötü davranmadı da Ceyda ile arası iyi sanırım. Onu da çağırmış. Ay yok artık. Ay gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Ben şimdi anlıyorum senin niye bu halde olduğunu. Benim canımı sıkan bu değil ki sadece. Bütün gece Fabri'nin nasıl bir koku çıkaracağını, onu nasıl alt edebileceğimizi konuştuk. Ben hiçbir şey söyleyemedim tabii. Yani kokuyu benim verdiğimi söyleyemedim. Ay bilemiyorum ki ne yapsak acaba? Gerçeği söylesen mi? Söyleyemiyorum işte. Cesaret edemiyorum bir türlü. Yani gün geçtikçe sanki durum daha da kötüleşiyormuş gibi. Ama daha fazla saklamak da istemiyorum ondan. Abla ben bence çok büyük bir hata yaptım. Hayır ablacığım Sanem. Bak o gün için en doğru olan karar buydu. Can'ın ceza alma ihtimali vardı. Belki de ceza almayacaktı. Ben boş boşuna panik yaptım. Kendi içimde durumu o kadar büyüttüm. Hayır, olay sadece o değil ki. Eğer Fabri şikayetini geri çekmeseydi, şirket müşteri kaybedip iyice itibarsızlaşırdı. Ya iflas bile edebilirdik Sanem. Bak bu Redmond kampanyası toparlamamızı sağladı biraz. Sen sadece Can'ı değil, aynı zamanda şirketi de kurtardın. İnşallah Can da beni anlar ve affeder o zaman. Çünkü konuşacağım, her şeyi anlatacağım. Başka çarem yok benim. Sen bilirsin. Neyse, en azından anneme babam barıştı. Mutlu olacak bir şey var yani. Evet, evet ya. Vallahi işe yaradı planımız. Yardım edeyim sana, gel. Evet. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Oh, oh, harika. O zaman biz yola çıkana kadar bitmiş olur herhalde, değil mi? Tamam, haber bekliyorum sizden. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kolay gelsin. Günaydın abi. Günaydın. Neredeydin? Daha evinde yine değil mi? Evet, annem gidene kadar daha evinde kalmaya devam edeceğim herhalde.
Abi, ya oturup konuşsak annemiz sonuçta. Emre, benim onunla konuşacak bir şeyim yok biliyorsun. İyi de yani... Emreciğim, lütfen tadımız kaçmasın. Bak tekrar bu konuları açıp konuşup keyfimizi kaçırmayalım. Çok rica ediyorum. Yüzük mü? Bugün sana evlenme teklif edeceğim. Daha evini hazırlattım. İyi de abi, doğru zaman mı sence? Çok doğru zaman bence. Daha doğru bir zaman olamaz. Dün gece bu fotoğrafa bakıp çok düşündüm ben. Çok güzel fotoğraf gerçekten. Evet, çok güzel. Çok güzeldi. Bu ailecek çektirdiğimiz son fotoğraf bizim. Ne kadar mutluyuz baksana. Ama bu fotoğraftan bana geriye kalan sadece hüzün ve hayal kırıklığı oldu Emre. Birini sevmenin, birine güvenmenin bedelinin hep bu olduğunu düşündüm ben. Daha ki Sanem'e kadar. Artık tekrar biriyle mutlu olabileceğime dair bir umudum var. Çok mutluyum, sen yanına gel. Benim biraz işim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Abla, bana şans dile, tamam mı? Bol şans ablacığım. Ne yapacaksın? Ajansla mı konuşacaksın? Yok, hayır. Çıkaracağım onu dışarı. Yani yalnız konuşmam lazım. Tamam. Çok stresli. Günaydın. Günaydın. Sanem. Önemli bir şey konuşacağım seninle. Müsait misin? Odaya geçelim mi? Müsaitim de önce bir cana uğrasam. Acil. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Sanem, Sanem. Hiç çıkarma üstünü. Üstünde kalsın. Çok iyi. Bayağı iyi. Çok yakışmış. Bir dön. Harika. Bir tanem, hemen çıkmamız lazım. Çok acil. Nereye? Ne nereye ya? Ne nereye ya? Nereye, nereye, nereye? Habire nereye diyorsun? Her seferinde nereye diyorsun yani? Sürpriz işte. Söyleyemem. Sürpriz. Hadi gel. Can. Sen bildin. Sen bildin mi? Can, bir şey söyleyeceğim. Emre Bey. Sanem'le ne konuşuyordunuz? Merak ettim. Önemli bir şey mi? Sorun mu var? Bana söyleyebilirsin. Tamam. Odama geçelim. Ya da konuşmayalım. Şirket dinlersin de kafede buluşalım, tamam? Sen önden çık. Tamam. Bunları düzenlemek lazım, evet. Evet. Aa, günaydın. Günaydın anne. Ama beni bırakıp gitmişsin evde. Dinlenirsin diye düşündüm. Dinlenilecek zaman mı, değil mi? Çok işimiz var, çok. Hem aileciğim de bana yardım edecek. Aileciğin. Hı hı. İyi. Kolay gelsin size. Çıkmıyor. Emre Bey çıkmıyor. Yanlış alarm. Şurada gitti Leyla, gitti. Emre Bey burada. Alo, efendim Ayhan. Alo, CC, ne yaptın? Bir yakınlaşma var mı aralarında? Yok. Bir saniye, bir saniye. Emre Bey de peşinden çıkıyor. Kim? Kim peşinden çıkıyor? Leyla'nın. Leyla biraz önce ajanstan çıktı da Emre Bey de çıkıyor şu anda. Ama bu tesadüf de olabilir tabii. İlla buluşacaklar diye bir şey yok. Tesadüf olabilir. Olmayabilir de. Sen de koş, çık peşlerinden hemen. Nereye? Nasıl çıkayım? Nereden çıkayım? Nereden çıkayım? Nasıl çıkayım? Ya sen hala duruyor musun? Çıksana peşlerinden. Ha? Dur, hayır. Beni soran olursa dışarıdayım. Hava soğuk, hava. Hava soğuk. Emre Bey nerede? İyice soğudu hava. Nerede Emre Bey? Bu ne? Kimin montunu giydim ben acaba? Emre Bey orada.
Ne oldu Emre Bey? Çok merak ediyorum. Dün Fabri'nin şirketine gittim konuşmaya. Çıkarken de Senem'i oradan gördüm. Senem, Fabri'ye kokusunu verdi değil mi? Evet. İyi de niye? Can Bey için yaptı. Ayhan, Ayhan, sabır biraz, sabır. Efendim Ayhan? Alo Ceycey, ne yaptın? Ne yapayım, kafede buluştular, şimdi izliyorum gizli gizli. Şu anda hiç müsait değilim, arayayım seni sonra? Vay, gizli gizli gözlerden ırak buluşuyorlar değil mi? Cık, cık. Ama bana bu kadarı da yeter. Ben sana ne söyleyeceğim? Senden son bir şey istiyorum bak. Ne olursun ya, lütfen, tamam mı? Fotoğraflarını çeker misin benim için? Tamam Ayhan, onu da yapayım. Peki, tamam. Hoşça kal. Tamam, çok sağ ol. Sebeplerini anlıyorum tabii ki. Ona hak da veriyorum. Ama keşke bana deneseydi. Ya Salim de çok üzgün zaten. En yakın zamanda da Can Bey her şeyi anlatmak istiyor. Sakın bir şey anlatmasın. Abim gerçeği öğrenirse yıkılır. Hem bugün Salim evlilik teklif edecek. Ne? Ay inanmıyorum. Ama işte kokusunu Fabri'ye verdiğini öğrenirse yıkılır. Ona o kadar çok güveniyor ki. Ne yapacağız peki? Sen bir ara bakalım Salim'i önce. Evet. Bakalım bu fotoğrafı görünce ne yapacak abim? Ya ah be abim be. Ben sana güvenme dedim değil mi? Ya bir dakika ya. Göstermesem mi acaba fotoğrafı? Çok yakıştı bile. Şimdi görünce de çok üzülecek. Aa. Ya ne yapacağım ben ya? Kız Erhan. Söz ne zaman? Nişan ne zaman? Ne nişanı ya? Ece Muzaffer dün gece anlattı. Osman'la Leyla beraberlermiş, samimilermiş bayağı filan. Ben de gördüm. Baş başa çay içmeler bilmem neler. Bilmem neler? Yani çay içince ne oluyor ki ben anlamadım. Öyle deme. Ben de bir çay içmeye diye gittim Esat amcanla. Üç çocuğumuz var şimdi. Maşallah. Çayla çorbayla başlar bu işler çocuk. Hayır milletin çayına çorbasına siz neden maydanoz oluyorsunuz? Osman mahallemizin çocuğu kızım. Yükünü de tuttu maşallah. Gıpta ile izliyoruz. Hmm, hasettir o haset. Gıpta olsa duramazsın çünkü. Çocuğum insan bir merak ediyor yani haliyle. Leyla patronuyla birlikteydi. Arabayla falan bırakmalar, etmeler. Ne oldu? Aa o da vardı değil mi? Ya arkadaş, abimle Leyla arkadaş. Anlaşıldı mı? Kaçtım ben. Haydi. Tabii öyledir kesin. Arkadaş, arkadaş. Şimdi nasıl arkadaş? Ben mevkübeden öğrenirim. Sen şu dükkanda dur 5 dakika. Tamam, bekliyorum ben seni. Ben mevkübeye bir gideyim bakayım ne oluyor. Aa, çöp eve dönecekmiş dükkan barışmaz Akayol. Hayır, zabıtalar tutuklayacak haberi yok. Hayırlı işler komşum. Ben de diyordum ki keyfimin limonu nerede kaldı? Vallahi bu sefer hakikaten tebliğe geldi. Ne tebliği gene? Ha gene haberi yok bunun. Herkes Leyla ile Osman'ı konuşuyor. Olmuş onunla. E ne olmuş bilmiyorum işte. Sözüm var, nişan var. Haberler sende anlat. Ama pes. Vallahi çok zeki kadın mısın? Çok akıllı kadınsın. Zeka fışkırıyor senden. Ayol çocuk kasapken yüzüne bakmıyordunuz. Şimdi ünlü olacak ya. Yapış yağlı kuyruğa. Steril. Lepiska saçlı steril. Senin o saçlarını yolarım. Böyle yün yaparım onlardan. Şişe geçirir horaş diye ölerim böyle çık çık çık. Vallahi sende seri katil zihni var kızım. Ha, gazetelerden duyma diye söylüyoruz yani. Bak doyamadınız dedik. Dedikodulara. Ama ne halin varsa gör. Bir şey olursa haber ver ha. Git gözüm görmesin seni. Hadi şişt. Yok açmıyor. Mesajımı da görmemiş. Senem gece yatarken telefon sesini kısıyor. Muhtemelen sabah onu tekrar açmayı unuttu. Acaba ben abimi mi arasam? İyi de ne diyeceğim? Benim acilen Senem'e ulaşmam gerektiğini söyleyeyim. İyi fikir. Ulaşılamıyor. Ne yapsak? Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Daha evine. Senem konuşmadan biz yetişelim. Ben şoförü çağırayım. Tamam. Geç. Nerede kaldı ki abim ya? Giderken bir şey söylemedi mi? Söylemedi Ayhan abla. Çekimden geldi. Biraz durdu gitti sonra. İyi ben bir arayayım bakayım neredeymiş. Kolay gelsin. Aa! Abi ben de tam seni arıyordum. Neredesin sen ya? Kuafördeydim. Akşam için hazırlandım. Ne var ki akşam? Leyla'yı yemeğe çıkartacağım. Tabii müsaitse.
şık bir restoranda rezervasyon ayarladım. Bak bir de bunu aldım, nasıl? Beğenmedin mi? Yo, iyi, güzel bence. Beğenir ya Leyla da. Değil mi? Çok daha iyilerine layık da. Ne yapayım şimdilik, gücüm buna yetti. Dükkan nasıl gidiyor? İyi yerleştirmişsiniz ha, aferin. Oh maşallah, maşallah, maşallah. Tavukları sağ. Ay inşallah seninle konuşmadan yetişiriz. Birbirlerini çok seviyorlar çünkü mutlu olsunlar istiyorum. Değil mi? Bence de. Merak etti sizi herhalde. Açın lütfen. Efendim Aylin. Emre'cim neredesin? İyi, işim var. Ne oldu? İyi peki. Annen bu akşam üçümüz bir yemek yiyelim dedi. Rezervasyonu sen yaparsın değil mi canım? Ne yemeği ya? Ben seninle yemek falan yemek istemiyorum. Emre'cim annene çok ayıp olur ama. Aylin işim var, daha sonra ararım, tamam? Sana bir şey soracağım. Bak lafı dolandırmadan hemen cevap vereceğim. Sizin Osmanlı aranızda bir şey mi var çocuk? Osmanlı mı? Ne Osmanlı? Evet ya da hayır. Var ya da yok. Evet var bir şeyler aramızda anneciğim. Görüşüyoruz işte. Akşama detaylı konuşacağız bunu. Tamam anne. Ay bunları öldürecek. Leyla. Efendim Emre Bey. Osman'la aranızda ne var? Benim özel hayatım sizi hiç ilgilendirmez. Leyla. Emre Bey, şu anda bunları konuşarak gerilmeyelim olur mu? Önemli olan senin ve Can'a yetişmemiz. İyi. Tamam. Biraz daha hazırlanır mısın? Ben de buraya gelelim diyecektim sana. Ha, gerçekten mi? Evet. Yani yalnız kalıp konuşmak için. Konuşmak için. Ben seninle konuşacağını biliyorum aslında. Gerçekten mi? Hı-hı. Yani keşke bu konuya hiç karışmasaydım. Can gerçekten senin beni anlaman lazım. Sanem, yani... Ben anlıyorum, annemle aramın iyi olmasını istiyorsun. Bu benim için hiç kolay bir şey değil. Yani... Bırak ben kendim halledeyim. Tamam, sen hiç karışma. Ben... Üzülenin sen olmasını asla istemem. Tamam canım. Tamam. Güzel, anlaşmamıza sevindim. Hadi gel. Keşke hep burada kalsak. Yani kimsecikler olmasa. Sen, ben, Doğa. Sıkılmaz mısın benden? Hayır, sıkılmam. Neden sıkılmam ki? Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama...
Biliyor musun, eski Mısır'da insanlar bu sol elin yüzük parmağında böyle insanın kalbine giden bir damar olduğuna inanırlarmış. Gerçekten mi? Gerçi modern tıp böyle bir damarın olmadığını kanıtlamış ama yine de aşık insanlar evlendiklerinde yüzüklerini bu sol elin dördüncü parmağına takıyorlarmış ki sevgilisinin kalbini kalbinde hissetsin diye. Sen örterken benimle kalbini Can. Al aklım gibi hissimi Al çünkü özlüyorum Can, bu taş Evet Sanem, bu Beyaz ay taşı Sanem, sen benim aydınlık yüzümsün Ama ben bu taşı kırmıştım yani Sen bu taşla yüzük mü yaptın? Sanem, ben seninle tanıştığımdan beri kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum. Ama hiç olmadığım kadar da kendim değilim. Yani acayip korkuyorum ama hiç olmadığı kadar da cesurum. Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi ama hiç olmadığı kadar da güçlüyüm. Seninle tanıştığımdan beri gözlerimi, ellerimi, kalbimin atışını hissediyorum sana. Ve hayatımın sonuna kadar da gözlerim gözlerinden, nefesim nefesinden ayrılmasını istiyorum. Benimle evlenir misin? La 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 la